Türkiye'nin Geleceği programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir çarşamba akşamı daha saatler 21'i gösterdiğinde karşınızdayız. Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiren konuları konuşacağız bugün de. Değerli konuklarımız var. Ankara stüdyomuzdan başlamak isterim. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu Ankara stüdyomuzda bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Ve stüdyomuza döndüğümüzde İstanbul'a emekli tümamiral ama aynı zamanda Yunanistan Kıbrıs Dairesi kurucu başkanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın eski askeri başdanışmanı değil mi? Bir hata yok. Sayın Mustafa Özbey bizimle ve Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sait Yılmaz hocamız da bizimle. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Programımızın ikinci bölümünde İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Metin Çorabatır da bizimle beraber olacak. Evet, bugün ne konuşacağız? Bugün konuşacağımız şey özellikle yarınki Moskova'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesiyle beraber İdlib sorununun, daha doğrusu Türkiye'nin Suriye'de bulunma sorununun nasıl çözüleceğine yönelik değerlendirmelerini alacağız değerli konuklarımızın. Fakat bugün mecliste hiç tanıklık etmek istemediğimiz görüntülerle karşı karşıya kaldık. Ne oldu? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında AKP Genel Başkanı olarak CHP Genel Başkanı, ana muhalefet liderine tabiri caizse ağza alınmayacak sözler sarf etti ama en ağırı ona vatan haini dedi. Bunun karşılığında CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un ona bir cevabı var. Sonrasında Engin Özkoç mecliste kürsüdeyken AKP'lilerin saldırısına uğradı ve bir baktık ki AKP'liler CHP'lilere mecliste saldırıyor. Olaylar gelişti, işte o noktada da hiç görmek istemediğimiz görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerin içinde bir isim vardı. Bugün stüdyomuzda da, Ankara stüdyomuzda CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu. Tekrar hoş geldiniz diyelim Sayın Gaytancıoğlu size ve bugünkü olayların nasıl cereyan ettiğini mecliste sizden öğrenelim. Evet, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Tele 1 izleyicilerine İyi yayınlar diliyorum. Aynı zamanda stüdyodaki konuklarımıza da iyi akşamlar diliyorum. Evet, mecliste bugün yoğun bir gündem vardı. Dediğiniz gibi ortam gergindi. Bu ortamlara maalesef alıştık. Yani tek adam rejimiyle birlikte ülkede sistem değişince maalesef ülke gerildi. Gerildikçe AKP aslında Türkiye'nin gündemini başka yerlere çekmesi gerekirken, Türkiye'nin başka sorunları varken, örneğin ekonomi çok ciddi anlamda sorundu, işsizlik Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyor, dış politikada çok ciddi hatalar var. AKP bunları bir yerde unutturmak için tek adam AKP Genel Başkanı da ortamı gerdikçe geriyor ve ortamda mecliste de gerildi bugün. Yani... Tabii ki bu durumlara dediğim gibi daha önce de alıştık. Anayasa görüşmelerinde çok gerginlikler olmuştu, çok kavgalar olmuştu. Nasıl yetkiyi bir kişiye bırakabiliriz diye biz Cumhuriyet Halk Partililer sürekli karşımızdaki muhataplarımıza bunu söylemiştik. Onlara da anlam verememiştik. Yine aynı şekilde AKP Genel Başkanı'nın genel başkanımıza söylemlerine grup başkan vekilimiz aynı karşılığı verdi ve ortalık karıştı. Tabii bunlar mecliste yasalar yapılması gerekli, kavga edilmesi yanlış. Ama insanlar, inanın meclis Türkiye'nin bir aynası. Yani hepimiz şehitlerimize üzülüyoruz. Türkiye'nin dış politikadaki hatalarına üzülüyoruz. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon yine çift taneli rakamlarda gidiyor. Gıda enflasyonu çok yüksek. Bunlar görülmüyor. Gençler, yine rakamlar açıklanıyor. Ciddi depresyon hapı kullanımında içerisinde. Bizi her gün insanlar arıyor, işsiz insanlar arıyor. Bugün bir genç geldi benim meclisteki odama, doğalgaz faturasını ödeyemediğini söyledi. Yine bugün Çorlu tren kazasıyla ilgili Ankara Adalet Sarayı'na gittik. Orada
sanık olması gereken, tanık olması gerekenlerin sanık olarak yargılandığı bir duruşmaya gittik. Yani Türkiye'de hem adalet oturmamış, hem dış politika oturmamış, ekonomi oturmamış. Tek adam rejimi gelecek, hani yatırımlar artacaktı, işsizlik azalacaktı, Türkiye'de her şey düzelecekti, enflasyon düşecekti. Hiç bunlar olmadığı için ortam sürekli geriliyor, gerildikçe siyaset de tabii ki geriliyor. Bizlerin çözüm üretmemiz gereken konularda tartışmalar yapmıyoruz. İşte o tip görüntüler var. Ben de kavgaların içerisinde kaldık tabii ki. Ayırmaya çalıştık ama sonunda yine aklı selim galip geldi. Yarın tekrar meclis çalışmalarına devam edecek. Biz üreten bir ülke istiyoruz. Hakça bölüşen bir Türkiye istiyoruz. Yurtta barış, dünyada barış politikasını sürdüren bir ülke istiyoruz. Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyine erişen bir Türkiye istiyoruz. Komşularıyla ticaret yapan, komşularıyla gergin olan bir ülke istemiyoruz. Ve bu coğrafyada, coğrafya bir kaderdir. Belki biraz sonra konuşmacılar da aynı şeylere değinecekler. Ama bu kaderi artıya çevirmek istiyoruz. Ülkemizin büyümesi lazım. Ülkemiz 83 milyon oldu. Ve bizim ülkemizi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamızı ve geçmemizi miras bıraktı. Onun için de çok çalışmalıyız, çok üretmeliyiz. Yani bugün çiftçinin sorunlarını konuşmuyoruz. Bakın çiftçimiz alın terinin karşılığını alamıyor. Emeklilinin sorunlarını konuşmuyoruz. Bugün promosyon verildi kendilerine. Çok düşük promosyonlar. Bir maaş tutarında verilmesi gerek diye en azından söyledik. İşsizlik gençlerde %40'lara ulaştı. 8 milyon işsizimiz var. Dışarıda hiçbir komşumuz kalmadı. Ticaret yaptığımız neredeyse sorunluyuz. Yani Suriye ile bugüne kadar ciddi bir ticaretimiz vardı. 10 milyar doları aşan sıfıra düştü. Evet. Yine Mısır'la öyle, Rusya ile öyle. Yani Avrupa Birliği şimdi biraz sonra görüntüleri sanırım göstereceksiniz. Edirne benim kendi bölgem. Yani evet, bu tip evet. Konuları biz görmeyelim ülkemizde. Sadece eğitimi konuşalım. Eğitim çok ciddi sorunlar veriyor. Yani matematikten sıfır yapan gençler var. Tarihini televizyon programlarından öğrenen gençler var. Bunları konuşmuyoruz. Bizim konuştuğumuz konular çok farklı konular. Mutlaka ama ben şunu sormak istiyorum Sayın Gaytancıoğlu. Bugünkü meclisteki görüntüler tabii ki hepimizi üzdü. Fakat AKP'nin ayrıştırıcı dili parti başkanı ve cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın başta söylemleriyle artık yavaş yavaş topluma yayılır gibi görünüyor. Sizler bizim yani toplumun vekillerisiniz. Hakaret etmeye, en ağır hakaretleri etmeye eden Sayın Erdoğan'ın etmesi sanki normalmiş de o hakaretleri ama birisi ona karşılık verdiğinde karşılık vermesi anormalmiş gibi CHP'lilerin üzerine yüründüğüne şahitlik ettik bugün. Üstelik de Ankara'da savcılık Engin Özkoç hakkında soruşturma açtı. Hem de AKP Genel Başkanı olarak konuştuğu bir konuşmada hakaret etmiş olmasına rağmen Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığına hakaretten Engin Özkoç'a soruşturma açıldı. Bu ayrıştırmayı, bu gerginliğin, kavganın özellikle AKP saldırganlığının ortadan kaldırılması için CHP ne yapmayı planlıyor? Biz yine toplumu kutuplaştırıcı dil kullanmayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin kurucu partisidir, devleti kuran partidir. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi diyoruz sürekli. Ülkenin tüm her şeyini inşa eden partidir ki sata sata çoğu şeyi bitirmelerine rağmen hala ülkemiz dimdik ayakta. Yani ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o kadar güzel bir altyapı oluşturmuş, her şeyi planlı bir şekilde kurmuş ki yani sistemi ne kadar yapsalar değiştiremiyorlar. Zaten sıkıntı o. AKP ne zaman köşeye sıkışsa, tek adam ne zaman köşeye sıkışsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten büyük bir kitle, halkın güven duyduğu bir kitle ve
Millet İttifakı'nı da çok iyi bir şekilde yönettiğinden dolayı zaten yerel seçimlerde gördük bunu. Mart'ın sonu bahar olacak dedik. Evet, ülkede hatırlayın o günleri. Yani ülkemiz ne kadar insanlar gülmeye başlamıştı, birbirlerine selam vermeye başlamıştı. Ülkeye bir böyle dostluk havası, barış havası, bir iki haftalığına da olsa bir umut gelmişti. Şimdi o umutu AKP gördü. Tekrar kutuplaştırıcı bir dille kendi yandaşlarına, kendi çıkar gruplarını sanki böyle kutuplaştırarak tutmayı planlıyor ama yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi herkesi kucaklayıcı bir dil kullanacak. Yine kullanacak. Niye? Çünkü bu ülke hepimizin. Yani bu ülkede birinin başı ağrısa Cumhuriyet Halk Partisi bunun peşinden gider, çözmeye çalışır. Hani bir çobanın koyunundan bile sorumludur Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülke kanla kuruldu. Kurtuluş Savaşı verdik. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin devamıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Bu sorumluluğun bilinciyle biz ısrarla doğruları söylemeye devam edeceğiz. Israrla yurtta barış, dünyada barış politikası olması gerektiğini söyleyeceğiz. Türkiye'nin sınırlarında olsun, diğer yerlerde olsun, birleştirici, bütünleştirici bir ülke, arabulucu bir ülke konumunda olması gerektiğini her seferinde söylemeye devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin huzura ihtiyacı var. Ülkemizin barışa, üretime ihtiyacı var. Böyle ayrıştırıcı bir dille, hiçbir şekilde ayrıştırıcı davranışlarla bir yere varamayız. Ülkemiz üretmeli ve hakça paylaşmalı. Teşekkür ediyoruz Sayın Gaytancıoğlu, bugün mecliste yaşananlarla ilgili verdiğiniz bilgiler için. Esas konumuza dönelim şimdi. Aslında Türkiye'nin pek çok esas konusu var. Birbirinden ayırmak da çok doğru değil ama yarın Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesi varken bugün tabii ki Suriye özelinde ve özellikle de son gelen sayıları artık 50'yi aşkın şehidimizle beraber İdlib sorununun çözümüyle ilgili neler yapılacak, bunlara değineceğiz. Mültecilerin sorunları var. Kapılar tek taraflı açıldı ama mülteciler çok zor şartlar altında. Hayatla mücadele ederek sınırdan geçmeye çalışıyorlar. Ve evet, öldürülenler de var. Yunan polisinin göstermiş olduğu tepkiyle, yani ateşli silahlarla mülteciler hayatını kaybetti. Yarın 5 Mart Rusya'da, Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesi olacak. Bunun hemen öncesinde Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından. Onu aktarayım. Sonra sınıra gideceğiz. Sınırda biliyorsunuz Orta Doğu editörümüz Ömer Ödemiş ve arkadaşımız, kameraman arkadaşımız Engin Açar bulunuyor. Bugün gün boyu bağlantılarımız oldu. Sınırın ötesinde çatışmaların arttığı yönünde bilgiler var. Sadece 24 saat içinde ne yazık ki 3 şehit verdik. Tam Moskova görüşmesi öncesi orada neler yaşandığını öğreneceğiz arkadaşlarımızdan. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya bir bakalım. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır ifadelerine yer verildi yapılan bu açıklamada. Fikir teatisi durumu ne kadar özetliyor bilemiyoruz ama her şey yarın ki görüşmelerden sonra ortaya çıkacak. Sınıra bağlanacağız. Arkadaşlarım haber verecekler bana hazır olunduğunda. Ondan önce Sayın Sait Yılmaz'a dönmek istiyorum. Yarınki bu görüşme gerçekten İdlib sorununu çözebilecek nitelikte. Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının dünyada ve ülke içinde yaratmış olduğu olumsuzlukları çözebilecek bir görüşme mi olacak sizce? Yani her şeyden evvel umarım ki çözülsün. Çünkü yani bu Türkiye'nin Suriye'deki çıkarları aslında bir savaşı gerektiren çıkarlar değil. Yani bu masa başına çözülebilecek şeyler. Ve yarınki görüşmelere baktığımız zaman aslında bu görüşmeler aylardır yapılıyor. Yarınki konumu anlayabilmemiz için birazcık geriye gitmemiz gerekiyor. Bizim Ruslarla olan aslandan beri işbirliğimizin altında şu vardı. İki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyordu.
Ve başından beri konuşulan konu da buydu. Evet. Ve biz Astana'da İran ve Rusya ile otururken dedik ki bizim bazı güvenlik endişelerimiz var. O da nedir? YPG, PKK'nın bu bölgede bir koridor kurması ya da Türkiye'nin bütününe helal getirecek bir yapılanmaya gitmez. Onlar da bunu anlayışla karşıladı. O, bu aslında Rusya'nın işine geliyordu. Yani Esad güçlerinin zaten oraları gidip temizleyecek bir pozisyonu yoktu. Bunu biz yapacaktık. Bir de YPG, PKK Amerika'nın aleti olmuştu. Evet. Onu Amerika'nın elden almak istiyordu. Bizi desteklediler. Biz de milletçe bunu destekledik hepimiz. Yani askerimizi orada sonuna kadar arkasındaydık. Ancak Rusların hep şöyle bir şüphesi vardı. Acaba Türkiye bu girdiği yerlerden çıkacak mı? O yüzden bize hep Adana mutabakatını hatırlatan der ki 5 kilometreden fazla gidemezsin. Ancak Türkiye'nin buradan çıkma niyetinin olmadığı, buraya daha çok yerleştiği, konutlar yapmaya kalktığı, sistemler kurduğu görünce bu şüpheler arttı. Ama Astana'nın diğer bir yüzünde de İdlib vardı. Bize dediler ki tamam biz sana buralara izin vereceğiz ama sen de İdlib'deki şu radikal terör örgütüye belirlediğimiz örgütlerle temasını keseceksin. Burada bir ateşkes yani çatışmasızlık bölgesi oluşturacaksın evet. ve bu bölgeyi tasfiye edeceksin dedi. Ama biz 2 sene boyunca ki 2018 ve 2019'da bunlar çeşitli görüşmelerde teyit edildi Soçi'de biliyorsunuz. Biz bu yükümlülükleri yerine getirmekten uzak kaldık ve hatta bu konuda fazla bir adım bile atmadık. Yani gözetleme noktaları kurduk ama tasfiye yönünde bir şey yapmadık. Ve geçen Aralık ayında Esad güçleri artık Türkiye'den bir şey çıkmayacağını görüp kendileri bu İdlib'i temizlemeye kalkınca çatışmalar başladı. Ve 10 Şubat'ta işte o ilk şehitlerimiz verildi. Şimdi gelen aşamada aslında son 2 ayda Rusların yaptığı şuydu. Bizimle masaya oturuyorlar. Eğer dediklerimizi yaparsanız bakın bunları yapın. Yapmıyor musunuz? Askerlerimizi şehit ediyorlar. Şimdi bu tırmandı bu hale geldi. Şimdi Rusların yaptığı açıklamalara bakarsanız Savunma Bakanlığı diyor ki Türkiye militanlarla iç içe. Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranıyor. Evet. Efendim Türkiye sözlerini yerine getirmedi. Şimdi bu ne demek? Rusya hiç geri adım atmayacak demek. Türkiye'nin söylemine, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine bakarsak da söylem şu, ateşkes. Yani taraflar çatışmasın. Ancak Ruslar buna tatmin olmayacaklar. Yok zaten bir ateşkes sağlanmasının kendilerini küçük düşürecek bir şey olduğunu düşünüyorlar. Cihatçılarla neden ateşkes sağlayalım açıklamaları yaptı Ruslar. Evet, Türkiye ateşkes olursa hani olayı zamana yayarım, uyuturum, biraz daha yerleşirim gibi bir görünüm veriyor. Ruslar ise tamamen bir taviz vermeyeceğiz. Şimdi yarınki görüşmelerin bence bam teli şu. Türkiye buradaki terör örgütü olarak belirlenen bu Heyet-i Tahrir-i Şam örgütüyle bu radikal gruplarla ilişkisini kesmeye söz verecek, bu konuda bir adımlar atacağını gösterip Rusları ikna ederse, o zaman burada göçle ilgili, oradaki sivil halkla ilgili bir bir toplanma bölgesi, bir kontrol bölgesi oluşturulup oraya insani yardım konusunda bir tedbir alınabilir. Ancak böyle bir durumda bile bunu Türkiye'ye bırakmak istemiyorlar. Çünkü buradaki teröristlerin buradan tasfiye olduğuna emin olmak istiyorlar. Evet. Ruslar burada kontrol altına da almak isteyecek. Şimdi buradaki durum Türkiye'nin İdlib'in içinde terör örgütü olarak belirlenen bu gruplarla ilişkisini kesecek mi? Sözlerini yerine getirecek mi? Getirmeyecek mi? Ve daha da önemlisi İdlib'den çekildiği gibi diğer bölgelerden de çekilecek mi? Yani Ruslar bunun garantisini almadan Türkiye ile olan görüşmelerin çok iyi bir seviyeye geleceğini beklememiz biraz hayalci olur gibi geliyor bana. Öncelikle bu herhalde Rusya'nın şunu yapacaksınız noktasındaki başlıklarının yerine getirilmesi lazım ortamın sakinleşmesi için öyle görünüyor. Onlarca şehit verdik Sayın Mustafa Özbey, emekli Tümamiral Mustafa Özbey. Acımız çok büyük. Son bir ayda 60'a yakın şehidimiz var İdlib'de. Artık yine Ruslar gözlem noktalarının aralarının cihatçılarla ve hem Türk ordusu hem de ÖSO'cularla beraber birleştiği noktasında iddialarda bulunuyorlar. Zaten yapılan açıklamalarda şehitlerimizden sonra Rusya'dan yapılan açıklamalarda hep dendi ki Türklerin orada olmaması gerekiyordu. Orada olduklarını bilmiyorduk. Cihatçılarla beraberlerdi. Hep bunları öne sürdüler. Bu saatten sonra ne yapılabilir? Hava sahamız açık değil. Zaten bu şehitlerle ilgili ne söylemek gerekir? Özellikle hava sahamız açık değilken. Sayın Evren, önce izleyicilere iyi akşamlar dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Şehitlerimiz var, doğrudur. Onlara ve gazilerimize hem başsağlığı hem de ailelerine kolaylıklar diliyorum, iyilikler diliyorum.
Sizin programınızın adı Türkiye'nin Geleceği. Ama maalesef Türkiye'nin geleceğiyle ilgili iyi şeyleri konuşamadığımız günlerden geçiyoruz. Sorunuzun kendisine nokta olarak gelmeden önce, izin verirseniz ben bu noktaya Türkiye ile Rusya nasıl geldi onun üzerinde biraz akıl yürütmek istiyorum. Çünkü bugün mecliste yaşanan tartışma beni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak derinden üzdü. Bizim gerçekten, biraz sonra belki fırsat olursa değineceğiz, şu anda benim yaşadığım yaşta hiç bu kadar Türkiye'nin yalnız kaldığı bir dönemi hatırlamıyorum. Yalnızlık bir yana, Türkiye'nin adeta geleceğini ortadan kaldıracak hain sinsi planların yapıldığı bir gündem önümüze geliyor. Şimdi bunu sanıyorum ki bazı düzeyde insanlar gözlemliyorlar. Onlardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim doğal beklentim, bu farkındalık içinde, bırakınız Türkiye içindeki böyle korkunç ayrışmaları, hakaretlerin vatan hainliği noktasına kadar geldiği utanç verici noktaları, bizim birbirimize nasıl kenetleneceğimizin hesaplarını yapmamız lazım. Çünkü eğer bunu yapmaz ve eğer içeride iç politikanın kendi jargonu içinde kendi kara deliğimizi yaratıp ondan aşağıya doğru gidersek, o zaman Türkiye ile ilgili o büyük resmi görmediğimizden, ben ona Sevr'in ikinci sürümü diyorum. Hı hı. Önümüze çıkan bu tabloda biz çok daha dehşet bir şekilde o kara delikten içeriye doğru yuvarlanacağız. Peki şunu sormak istiyorum size. Çok kısa bir yanıtı olmalı bu sorunun. İdlib'de olmalı mı, Türkiye olmamalı mı? Belki o soruyu sormadan önce... Ama onun üzerine şunu, yani beraberlik verin, nasıl sağlanacak diye soracağım. Şöyle söyleyeyim. Şu anda Türkiye'nin eğer strateji dediğimiz bir şey varsa, ki var, en tepesine yerleştirmesi gereken stratejik hedefi Türkiye'de, Suriye'de olabilecek en kısa zamanda mutlak barışın sağlanması en tepeye yazılmalı. Şimdi dolayısıyla ben Türkiye'de siyasi stratejik hedefler ve onu tamamlayacak politik, dış politik manevralar ve gerekirse askeri eylemler dediğimiz süreçlerle ilgili sağlıklı bir analojiyle birbiriyle bütünleştirilmiş bir siyasi ilişkiler sistemini göremiyorum. Şimdi dolayısıyla olayı o noktada baktığımız zaman Türkiye'nin mutlak çıkarının olduğu konu, az önce de Sayın Hocamızın ifade ettiği gibi, Suriye'de egemenliği ve toprak bütünlüğü bozulmamış bir Suriye'nin vardı. Şimdi bunu en tepeye yazdığınız zaman artık diğerleri sizin için tali hedefler olarak ortaya çıkar. Hı. Şimdi hatırlayınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane harekatı oldu Suriye'de. Bunların 3'ü de Adana mutabakatıyla uyumlu ve 3'ünde de Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm insanları partileriyle birlikte bu harekatın tamamını, 3'ünü de tam anlamıyla bir yurttaş desteğiyle desteklediler. Bunun anlamı şu, eğer hükümet ya da devlet doğru hareket ederse ve bunu da toplumuyla paylaşırsa, o zaman bu halkın desteği her zaman yanında olur. Hı. Şimdi dolayısıyla 3 harekatın da ortak paydası benim sınır güvenliğimi muhakkak sağlayayım. Çünkü Suriye yönetimi bunu sağlamaktan aciz. Dolayısıyla bunun içinde hiç kimse de daha fazla bir şey Türkiye'ye söylemedi. Peki biz orada kimlerle mücadele ettik? Bir, IŞİD dediğimiz lanet bir örgütle mücadele ettik. Kimse bir şey söylemedi ve bizim askerimiz mükemmel bir şekilde onu yendi. İkinci, kimle mücadele ettik? Dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olan Rusya'nın desteklediği unsurlarla mücadele ettik. Onu da Türkiye başardı. Üçüncü de kimle mücadele ettik? Amerika Birleşik Devletleri'yle mücadele ettik. Yani o sahada Türkiye'nin hem IŞİD dediğimiz örgüt hem de Rusya'nın desteklediği, Amerika'nın desteklediği yapıların hepsiyle mücadele etti ve halkın desteği yanında olduğu için de onları askerimizin mükemmel başarısıyla sonuçlandırdı. Şimdi İdlib'e geldiğiniz zaman İdlib'deki soru işaretleri... Sayın Özbey, özür dilerim. Reyhanlı'da arkadaşlarımız tabii, var. Tabii. Bir onlara dönelim. Tabii. Sınırdan sadece 300-400 metre Türkiye'deler ve Orta Doğu editörümüz Ömer Ödemiş bizi bekliyor Reyhanlı'da. Ömer Ödemiş.
Merhaba Evren, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ömer Ödemiş, yarın Moskova görüşmesi var. Öncesinde orada sınırda hareketlilik var deniyor. Neler aktaracaksın bize? Şimdi Moskova görüşmesi öncesi Suriye sahasında her iki tarafta karşılıklı bugün hamleler yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri Marat El Numan'a oradaki yerel güçlerle birlikte bir operasyon düzenlediği bilgisi var bizde. Bunun karşılığında Neyrap kasabasına dönük de Suriye ordu birliklerinin Ruslarla birlikte yaptığı bir operasyon var. Ayrıca Cisrişugul'a dönüp de bugün yoğun füze atışları gerçekleştiği bilgisi bize ulaştı. Cisrişugul artık ateş hattının içerisine girmiş oldu. Şimdi bugün biz sınırın sıfır noktasına yakın bir yerdeydik. Yaklaşık 700-800 metre vardı aramızda. Yoğun silah sesleri geldi ve çatışma çok yanı başımızda olduğu için bulunduğumuz yüksek tepeden inerek yayına bağlanmaya çalıştık. Yani sınırımızın yanı başında çatışmalar sürüyor. Özellikle Moskova'daki görüşme öncesi sahadaki çalışmaların biraz daha yoğunlaştığını, her iki tarafında Moskova'ya sahadan mesajlar vermeye çalıştığını görüyoruz. Rus uçakları bugün sabahtan beri Sarakip'in batı tarafını ve Suriye mevzilerine yönelen saldırılara karşılık olarak bombardımanını sürdürdüler. Türkiye'de Marat El Numan civarında operasyonlarını yürüttü. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta şu, yani Moskova görüşmesi öncesi sahaya dönük herkes mesajını vermeye çalıştı. Bugün Rusya'dan da bir açıklama yapıldı konuya ilişkin. Türkiye'nin İdlib sınırları içerisinde mekanize Tugay'ı sokmasının uluslararası anlaşmaların dışında olduğunu ve bir hukuk ihlali olduğu ifade edildi. Ayrıca da Türkiye'nin 12 gözlem noktası dışında oluşturduğu mevzilerin cihatçı güçlerle arasındaki yakınlığı sağladığını, bu nedenden dolayı da bir karmaşanın bölgede hedef anlamında yaşandığını ifade ettiler. Şimdi burada krizin nedenlerinin ilk aşamada Rusya'daki yapılan toplantıda masaya yatırılacağını bilgisi bize geldi. Krizin nedenlerine baktığımızda asıl olarak gözlem noktalarının ifade edeceği işlevleri, görevleri yerine getirmemesinden kaynaklanan bir süreç yaşandı. 12 tane gözlem noktası Astana Anlaşması çerçevesinde bölgeye konuşlandırılmış ve bölgede bulunan cihatçı güçlerin temizlenmesi ve bölgeyi çatışmasız bölge haline getirmesi gerekiyordu Astana Anlaşması çerçevesinde. Bunun görevi Türkiye'ye verilmişti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce yapılan bu anlaşma sonrasında özellikle M5 ve M4 karayollarının da içinde bulunduğu bu bölgenin çatışmasız hale getirilemediği ve cihatçı güçlerin bu bölgedeki kontrolünü sürdürdüğü görülünce Rusya, İran ve Suriye birlikleri bölgede operasyona başlayarak M4 ve M5 karayolunu kullanıma açmak için harekata başlamışlardı. M5 ve M4 karayolu çok önemli Suriye açısından, çünkü Halep Suriye'nin sanayi kenti, sanayi kentinin ham maddesinin ulaşacağı Lazkiye ile bağlantısı kesilmiş durumda. Bunun için de bu nedenden dolayı da sanayideki hareketlenme ve ihtiyaç duyulan malzemelerin lojistiği sağlanamıyor idi. Bundan dolayı da bir karar alındı ve o yolların yani kullanıma açılması için bir operasyon başlatılmıştı. Türkiye buna karşı çıkarak bir karşı harekat başlatmıştı. Gelinen noktada da karşılıklı kayıplarla sürdürülen bir çatışma vardı. Yarın Moskova görüşmesinde bu masaya yatırılacak. Bu çatışmalar sonrasında bugün sahada verilen mesajlar masada müzakere edilecek büyük bir ihtimalle. Ve bugünkü mesajlardan da bakıyoruz ki Rusya İdlib konusunda çok sert. Masaya Türkiye'nin bir önerisi gelecek. Türkiye Rusya'ya sunduğu öneride
Afrin'den Kobani'ye kadar olan bölgede bir sınır boyunca bir güvenli bölge oluşturulmasını ve buradaki güçlerin oraya çekilmesini talep ettiği, Rusya'nın ise bu bölgenin 5 kilometreyle sınırlı kalmasını söylediği, bu çerçevede Türkiye İdlib'den çekilebileceğini söylediği şeklinde bize gelen duyumlar var. Mesela şurada düğümlenmiş gibi görünüyor. Türkiye'nin daha önce Suriye'ye dönük yaptığı harekatlarda bir haklı zemini kendince var idi. Güvenlik kaygısını açıkça ifade ediyor idi. Ancak İdlib'de bu gerekçe tükenmiş gibi görünüyor. Çünkü İdlib'de bir güvenlik kaygısından çok İdlib'deki İdlib'i işgal eden, orada hilafet devleti kuran 60 bin civarında bir cihatçı var. O cihatçılara dönük Rusya'nın, İran'ın ve Suriye'nin temizleme operasyonları karşısında Türkiye kayıplar veriyor. Bize de birçok daha birkaç gün önceden beri gelen, dün akşamki operasyondan gelen bilgiler var. Operasyon sonuçlarından biz çok net olarak yansıtamıyoruz. Tabii bilgiler bize geliyor ama enkaz altında askerlerin olduğu, çatışmada çok ciddi yaralı ve kayıpların olduğu bilgileri bize geliyor. Umarız bu çatışmalar daha çok ilerlemeden yarın Moskova görüşmelerinde bir sonuç çıkar ve bölgedeki gerilim de bir miktar azalır. Teşekkür ediyoruz Ömer Ödemiş. Hem de arkadaşımız Engin Açar'a teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, durum bu. Çatışmalar biraz artmış görünüyor yarınki Moskova görüşmesi öncesinde. Sayın Özbey'e dönmek istiyorum. Şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bize 3 harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini söylediniz. Ama ben şunu sormak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyon gerçekleştirmiş olması, bugünkü İdlib operasyonunu doğru olduğunu mu ispatlıyor ki? Asla. Şuna gelmek lazım. Şimdi ortada Suriye ile ilgili yaşanan iç savaşın arkasından tam anlamıyla bir çöküş ve tıkanma yaşandı Suriye'de. Rusya'nın sahneye çıkmasıyla konu Suriye'nin Peşaver gibi tam anlamıyla bir terör örgütlerinin yuvalandığı ve çözülmeyen Türkiye için sonsuza kadar bela olacak kalan ortamından, Rusya'nın girişinden sonra yavaş yavaş düzenin kurulmaya başlandığı ve karşımızda da muhatap bulduğumuz bir kişiyle de İran'ın da devreye girmesiyle Türkiye'nin üçlü olarak Suriye'de bazı şeyleri yapabileceği bir diyalog ortamı çıktı ve bu Cenevre'deki anayasa görüşmelerine kadar yansıdı. Evet. Aslında konu bir yerde Suriye'deki rejimin de yavaş yavaş bu konuda bazı bölgeleri kontrol etmeye başlamasıyla ve ISİD'in de sistemden temizlenmesi ve Rakka'dan temizlenmesinden sonra ortada iki ayaklı bir yapı çıktı. Bir tanesi Amerika'nın kontrolünde olan bir Fırat'ın doğusundaki bölge. Bir de Rusya'nın kontrolünde olan ve rejimin kontrolünde olan bölge, bir de Türkiye'nin kontrolünde olan kendi sınırları ile ilgili bölge, zaman içinde de bunun yine Suriye'nin egemen ve toprak bütünlüğüne saygılı bir çözüme doğru gittiği bir süreç oldu. Şimdi sorulması gereken büyük soru yarından önce şu: ne oldu da son iki ayda Türkiye bu konuda gayet güzel bir yönetimle bir yere kadar gelirken biz bu noktaya konuyu getirdik. Yarın masadan olumsuz kalkılırsa da Rusya ile dahi çatışma olabilecek bir noktaya sürüklendi. Bunun analizi yapılmadan biz bir yere gidemeyiz. O nedenle de izin verirseniz kısa olarak değerli izleyicilerle bunu paylaşmak isterim. Şimdi ben kendi geriye bakışlarım ve bundan aldığım bazı hani zihinsel verilerle şuraya geliyorum. Türkiye'nin Kasım ayı 2019'da son Fırat'ın doğusundaki harekatından sonra tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye karşı korkunç nefret odaklı bir tepki ortaya çıktı. Çünkü Amerika'nın yenildiği nadir durumlardan bir tanesidir o. Ve bunun sonunda da biliyorsunuz yaptırımlar işte anormal bir oy oranıyla, hani senatoda ve temsilciler meclisinde görünmemiş bir oy oranıyla geçti. Onun arkasından Trump'un o malum
utanç verici mektubu geldi ve bunun içinde o maalesef devlet yönetimi tarafından hazmedildi. Peki bu yaptırımlar sadece o operasyondaki başarı nedeniyle mi? Bunu tek başına söylemiyorum. Bunu şimdi izin verirseniz tamamlayacağım. Ve bunun sonunda Kasım ayında tüm o yenen mektuba rağmen Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'a davet edildi. Evet. Beyaz Saray'a gidildi. Beyaz Saray'da resmi görüşmeler oldu. Onun arkasından 1,5 saate yakın özel bir görüşme yapıldı. Orada ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Onun arkasından yaptırımlarla ilgili süreç tamamlandı diyelim. Onlar bir yerde artık Trump'ın imzası, onaylanması, devreye sokması dediğimiz noktaya yaklaştı. Londra'da zirve yapıldı, NATO zirvesi. NATO zirvesinde yine Trump hiçbir devlet başkanıyla görüşmemesine rağmen 35 dakika Cumhurbaşkanıyla görüşme yaptı. Onun arkasından Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi ve geldikten sonra 3-5 gün içinde Kanal İstanbul konusu gündeme geldi. Evet. Şimdi Kanal İstanbul'da bunun bağlantısı nedir derseniz, orada yine kendisine sorulan sorular içinde Montre o kadar önemli değil, bir şekilde halledilir dedi. Evet. Şimdi Montre dediğiniz zaman burada Rusya'nın yavaş yavaş belki de yaşamındaki en değerli güvenli geçiş alanı olan, sıcak denizlere geçiş alanı olan boğazlardan, Türk boğazlarından geçişle ilgili siz Pandora'nın bir kutusunu açmış oluyorsunuz. Ve ondan sonra da aylarca neredeyse, bu aylarca demin çok yoğun şekilde onu tartıştık. İşte çevreyle etkisi vesaire falan. Ama ben hep şuna baktım. Neden biz ortada bu iki görüşmeden sonra gelindiğinde bir anda bu kutuyu açtık? Çünkü sonunda ortada hiçbir özel durum yok. Bunun parası yok, pulu yok. Ondan sonra çevreyle ilgili herhangi bir şekilde hani fizibilite raporu yok. Bir chat raporu üzerinden biz Kanal İstanbul'u tartışır hale geldik. Ama onun içinde bu arada yine bazı yerlerden efendim Montre lobisi kimden destek aldı diye adeta bunu, yani Kanal İstanbul'a hayır diyenleri bununla bağlantılı olan bir şekilde bir yönlendirmelerin olduğu döneme girdik. Şimdi onun arkasından ne oldu? Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'ya giderken daha havaalanında Kırım konusunda Türkiye kesinlikle bunun ilhakını kabul etmiyor diye, belki hani Ukrayna'da sorulsa söylenecek bir şeyi kendisi burada daha kapıdan çıkmadan açıkladı. Oraya gitti, oradaki askeri törende Rusları oldukça rahatsız eden formatta da bir karşılama oldu. Ondan sonraki o görüşmelerde biz Rusya ile Ukrayna'nın çatışma halinin devam ettiği bir ortamda 200 milyon lira civarındaki bir hani havadan sistemlerle ilgili bazı şeyleri onlara verdik. Yani şunu mu demek istiyorsun? Şunu diyorum. Biz aslında bir şekilde bir yerlerle görüştükten sonra da Rusya ile ilişkileri belirli bir şekilde bir taraftan diğer tarafa çevirecek manevraları yapmaya başladık. En azından bununla ilgili hani algı bu şekilde. Anladım. Sonradan bir şey daha oldu. Ocak ayında Davos'taki görüşmede Çavuşoğlu hiç ortada neden yokken Gürcistan NATO'ya girmelidir diye bir temenni ifade etti. Şimdi bunları Rusya tarafından algılanıp hani bir araya getirildiğinde ortada Türkiye'nin kendisiyle ilgili genel olarak yaklaşımında bir dakika, biz bunlarla Suriye'yi çözecektik ama bunlar galiba bizim dışımızda bunları başka formatlarda da görüşüp başka yerlere getiriyorlar dediğimiz bir şey. Şimdi onunla Suriye'nin yönetimine hadi artık İdlib'e girin dediğimiz bir talimatın verildiğini ben şahsen birbirleriyle bağlantılandırıyorum. Anladım. O nedenle Suriye konusuna, Suriye rejiminin İdlib'e girişi sanıyorum ki bu bağlantılar sonunda Rusya tarafından serbest bırakılmış bir süreçtir. Pekala. Şimdi Sayın Yılmaz'a dönmek istiyorum. Aslında az bir vaktimiz kaldı ama ikiye böleceğim sözü Ankara konumuzla beraber. Söylediklerine katılıyor musunuz Sayın Özbey'in? Yani bir Rusya'dan Amerika'ya doğru dümen kırma oldu. Evet, o felaket mektubundan sonra, hakaret dolu mektuptan sonra. Ama her şeyin altında sadece İdlib'de olması ya da Suriye'de yanlış yerde bulunması mı Amerika'ya göre var Türkiye'nin? Nedir sorun? Şimdi aslında şu anda Suriye'deki sorunun temelinde iç savaş 9. yılına gelmişken hala ortada bir barış planı, bir siyasi plan olmaması yetiyor. Şimdi biz Ruslarla yola çıkarken ve İran'la yola çıkarken Suriye'nin toprak bütünü dedik ama
Şimdi gelen aşamada durum değişiyor. Nasıl değişti? Hani o demin bahsettiğimiz harekatları yaparken dedik ki işte Türkiye'nin güvenlik endişeleri. Ama İdlib'de durum değişti. İdlib'de görüldü ki Türkiye'nin derdi PKK falan değilmiş. Yani orada PKK falan yok. Türkiye'nin aslında hep aklında 2011 yılında bu iç savaş başladığından beri bir planı var. Esad rejimini değiştirmek. Evet. Türkiye'nin planı Libya'da neyse burada da aynı. Rejimle oynamak. Bir rejim değişikliği ve bunun arkasında bir ideolojik bir beklenti var. Şimdi buradan baktığınız zaman bunu tabii Rusların da kabul etmesi ve diğerlerinin de kabul etmesi mümkün değil. Ha, Amerika ile nerede bir araya geliyoruz? Şimdi Türkiye bu bölgeleri, kuzeydeki bölgeleri kontrol altına alırken burada bir Araplaştırma stratejisi izledi. Yani buraya 3,5 milyon Türkmeni yerine Araplar geldi. Şimdi bu Araplaşmanın süslenmesi için rejimle de ilgili bir planın içine girince işler değişti ve Türkiye'nin de niyeti belli oldu. İkinci büyük hata bence şu oldu. Türkiye burada bir vekilli savaş yapıyordu. Bu vekilli savaş açık savaşa dönüştü. Yani artık bizim vekilli güçlerimiz değil, silahlı kuvvetler bizden savaşıyor. Evet. Ve savaştığımızda Ruslar, yani Ruslar açıkça bizi vuruyorlar. Şimdi bakın Ruslar da buna itiraf ediyorlar. Yani biziz diyorlar. Şu 33 askerimizin şehit olduğu olaya bakalım. Bir kere Suriye'nin gece harekat yapacak uçağı yok. Bu uçaklar Rus uçakları. Ancak Ruslar bunu yapabilir. Şimdi geldiğimiz aşamada hem savaşı açık hale getirdik, hem niyetlerimiz ortaya çıktı. Böyle olunca da yalnız kaldık. Amerika ile olan ilişkimiz de tam da bu Libya ile ilgili Berlin'de yapılan konferans esnasında bizim Amerikalılarla tekrar görüşmeye başlamamız, çünkü Libya'dan istediklerimizi alamadık. Evet. Bu James Jeffrey'in Türkiye'ye gelişi, planların değişmesi ve Amerika ile yeni bir oyuna girişimiz. Şimdi hem Amerika ile bir oyun oynamaya çalışıyoruz, hem Rusları idare etmeye çalışıyoruz. Ama ne siyasi hesaplar doğru, ne askeri hesaplar doğru. Askeri olarak da bu kadar zayiat vermemizin nedeni de tabii ne yazık ki bazı büyük hatalar var. Yani hava sahası kontrol olmayan bir yerde harekat yaparsanız adam sizi avlar tabii yani. Evet. Şimdi tabii bu meydana gelen çalışmalar da yarınki masada güçlü olmak amacını taşıyor. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Aslında Türkiye'nin Suriye'deki çıkarları belli. Orada YPG, PKK'nın bir devlet kurmaması, bir özel bölge kurmaması. Bunu isteyen bir tek devlet var. O da Amerika. Evet. Bunu istemeyen kim? Esad. Çünkü hala bu coğrafyada bizden başka PKK'ya terörist örgüt diyen tek bir kişi var. O da Esad. Fakat biz hala da Esad'la görüşmüyoruz. Ruslar üzerinden görüşüyoruz. Ruslar da hem onları hem öbürlerini herkesi idare etmeye çalışan, kendi çıkarları içerisinde kullanmaya çalışan devlet. Evet. Eğer bizim Suriye'de çıkarımızın birisi PKK ise öbürü de göçmen sorunu. Ve bunda da çözeceğimiz tek bir adres var. Bu da Esad rejimi. Yani bunlar oturup Esad rejimiyle masada çözmek yerine anlamsız bir savaşa girmenin şu anda ceremesini çekiyor bütün millet. Dolayısıyla hem Türkiye yalnız kalıyor, hem bu bir karşılıksız, bir amacı olmayan bir savaş haline dönüşüyor. Umarım yarın yani bu yapılan görüşmelerde artık bu askeri maceralara son verip Türkiye'nin çıkarlarını masada çözecek bir anlaşmaya gelmemiz lazım. Yoksa bunları da kaybederiz. Yoksa bunları da kaybederiz. Bunları da kaybederiz. Ankara'ya dönmek isterim. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu'na. Sayın Gaytancıoğlu, mültecilerin dışında şunu sormak istiyorum size. İkinci bölümde daha çok mültecilerin durumuna bakacağız. CHP'nin Suriye politikası Ankara ile Şam'ın görüşmesi üzerine. Defalarca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve etkili ağızlar bunu dillendirdi. Yarınki görüşmeden böyle bir sonuç çıkacağını bekler misiniz? Yarınki görüşmeden ne çıkacağını, ne çıkmasını bekliyorsunuz? Biz başından beri hep şunu söyledik. Yani yurtta barış, dünyada barış politikası olması gerek. Büyük güçlerle, emperyalist güçlerle bir araya gelmemek gerekli. Onların çıkarlarına alet olmamak gerekli diye politikalar savunduk. Ama sonuçta önümüze bir tezkere geldi. Tezkereye biz evet dedik. Tezkerede ne vardı? Terörle mücadele vardı. Şimdi terörle mücadele ediliyor mu? Edilmiyor. Göçün önlenmesi vardı, göç kapımıza geldi, daha fazla göç baskısı var. Sayın Özbey, yani değerli komutanımız yalnızlıktan bahsetti. Türkiye evet yalnız kaldı, böyle çok güçlü devletlerle, emperyalist amaçları olan devletlerle bahsetti. Biz başlangıçtan beri
kimsenin toprağında gözümüz olmasın, bizim topraklarımıza da kimse göz dikmesin politikası. Yani Cumhuriyet'in kurucu ayarlarından bahsetti bizim partimiz. Genel Başkanımız her fırsatta bunu söyledi. Savaşın gerekli olmadıkça bir cinayet olduğunu Mustafa Kemal Atatürk'ün defalarca söylediğini hep biz söyledik. Suriye'de AKP'nin baştan beri başka hevesleri vardı, ihvancı politikalar vardı. Bu yanlış politikaların bedelini ödüyoruz. Bu politikaların bedelini halkımız ödüyor şu anda. Her geçen gün ağırlaşan koşullar var. Evet. Yani biz başından beri hani gömleğin düğmesini yanlış iliklersiniz ya, sonra yanlışlar devam eder. O yanlışları devam ettiren bir AKP hükümeti karşımızda oldu ve o gömleği yeniden çözüp de, düğmeleri yeniden çözüp de yeniden ilikleme iradesinin de onlarda olmadığını görüyoruz. Şu anda görüyoruz ve gördükçe de AKP'nin ne yaparsa yapsın tekrar geri dönmesi gerektiğini, yani ülkemizin sorunlarının çözümü için daha barışçı politikalar izlemesi gerektiğini ve diplomasiye daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini, yarın da bu toplantılarda bunu ön plana çıkarması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Çünkü yani biz öyle emperyalist bir ülke değiliz. Kurtuluş Savaşı da emperyalizme karşı verilmiş ve başarılı olmuş tek savaştır. Yani dolayısıyla bunu görmek zorundayız. Ve komşularımızla da iyi ilişkiler kurmak zorundayız. Yani bakın, bugün Türkiye Rusya'dan ciddi anlamda doğal gaz alıyor. Ve 10 milyon tona yakın buğday ithalatı yaptık. Bunun çoğu Rusya'dan. Yani bu coğrafyada siz komşularınızla iyi ilişkiler kurmak zorundasınız. Onlarla onların topraklarında gözünüz olması veya onlarla karşılıklı çatışmalar içerisine girmemek, onlarla dostça geçinmek ve ticaret yapmak zorundasınız. Yurtta barış ve dünyada barış politikasının da özü zaten budur. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konular geldiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi hep aynı çizgide oldu ve bundan sonra da aynı çizgide olacak. Ama bir savaş söz konusuysa da onun da gereğini Türk ordusunu yapar, onu güveniyoruz. Ama dediğimiz gibi bunlar açık ve net olmalı. Tezkereler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi doğru bir duruş sergilemiştir. O tezkerelerde dediğim gibi terörle mücadele söz konusudur. Yani ülkemize kasteden terör örgütlerine karşı mücadele. Yani bunun içerisinde PKK var, YPG var, diğer IŞİD gibi unsurlar var. Zaten komutanım da, hocam da bahsetti, Sayın Yılmaz da bahsetti. Ve göçün önlenmesi var. Yani o politika ne kadar hatalıydı? İşte 3 saat içinde Emevi Camii'nde namaz kılma politikasından 3 saatte bize 3 milyon mülteci geldi ve yaklaşık 5-6 yıldan beri Türkiye'de kalıyorlar ve sorunlar gün geçtikçe arttı. İşsizliğimiz arttı. Suriyeliler de var. Suriyelilere karşı bir 40 milyar dolar harcadık politikası var. Şimdi nereye geldik? Bakın, bizi tehdit eder konuma geldiler ve daha yeni göçler bekleniyor. O yüzden diplomasiye ağırlık verilen bir politikanın uygulanması gerektiğini her fırsatta savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Sayın Gaytancıoğlu. Çok kısa bir ara veriyoruz Türkiye'nin Geleceği programına. Saat başında karşınızda olacağız yine değerli konuklarımızla. Türkiye'nin Geleceği programı devam ediyor. Yarın Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesi var ve İdlib'de bir ayda 50'ye aşkın, 60'a yakın şehidimiz. Bu mevzu çözülecek mi? Nasıl çözülebilir? Yarattığı bir göçmen sorunu var, çünkü AKP iktidarı kapıları tek taraflı olarak açtı. Avrupa Birliği'nin buna yönelik tepkileri var. Konuşacağımız çok şey var, zamanımız dar. Hemen konuklarımızı tanıtayım ve ikinci bölümümüze başlayalım. Ankara'da CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu bizimle. İstanbul stüdyomuzda Yunanistan Kıbrıs arası kurucu başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın askeri başdanışmanı emekli tümamiral Mustafa Özbey var. Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayit Yılmaz bizimle ve Skype bağlantımızda İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Metin Çorabatır olacak. Şu anda karşımızda. Siz de hoş geldiniz Sayın Çorabatır yayınımıza. Hemen bu kez Sayın Sayit Yılmaz'la başlamak istiyorum ve şunu sormak isterim. Şimdi yarım masada Türkiye'nin Afrin'den Kobani'ye kadar 30 kilometre genişliğinde bir güvenli bölgeye hakim olmak isteğinin
olacağı belirtiliyor. Rusya'ya karşı böyle bir talepte bulunacağı söyleniyor. Rusya en fazla 5 kilometrelik bir alan, belki eski biliyorsunuz mayınların olduğu bölgeyi ifade edecek. Bir yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel güvenli bölgeyi konuştu, bir güvenli bölgeden bahsetti. Taraftar değillerdi biliyorsunuz ama bu güvenli bölge olsa bile asla Türkiye'ye verilmemeli sorumluluğu oranın dedi. Bu şartlar Rusya tarafından kabul edilebilir mi? Bir güvenli bölge şu noktada sorunun çözülmesi için yeterli olur mu? Şimdi zaten Ruslar en başından beri hani biz bu Afrin'de ve Barış Pınar Harekatı bu harekatı yaparken işte 5 kilometre mi olsun, 30 kilometre mi olsun, daha mı derine inelim diye onlarla tartışırken onların bize hep söylediği Adana Mutabakatı. Evet. Sizin uluslararası hukuka göre 5 kilometre. Hatta biz bu harekatı yaptık, biraz aşağı indik. Hemen dediler ki bir dakika arkaya gidelim, 5 kilometreden devreye gezelim dediler. Hı hı. Bizi hep burada tutmak istediler. Çünkü buradaki olay neydi? Türkiye'nin işte PKK-YPLG'li konusunda bir endişesi vardı. Siz bunları giderdiniz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorsak burada da kalmayacağınıza göre buraya inmenize gerek yok. Yani verilen zaten yapılan mutabakatın altında bu vardı. Evet. Şimdi yarın biz hala da bu bölgede kalmayı hesaplarsak, bunu efendim peşinde olursak Ruslar tabii ki buna yanaşmayacaklardır. Şimdi gelen aşamada eğer biz Ruslarla anlaşamazsak, bakın neler olacak. Bir, bu bölgelerden çıkmamızla ilgili askeri baskı artacak. Uluslararası kamuoyu da çünkü onlar gibi düşünüyorlar. Evet. Diyorlar ki burada Türkiye efendim bir dış güçtür, çıkmalı. Efendim Almanya'sı, Fransa'sı, NATO'su, AB'si hiçbirisi yanımızda olmayacak bir kere. Zaten 4. ya da 5. maddeyi herhangi bir şekilde açmadılar. Evet, açmadılar. Zaten Ruslarla karşı karşıya gelmemek için bunu hiçbir zaman aşmazlardı. Hı hı. Ama uluslararası hukuk açısından da bakıldığı zaman Türkiye'nin niyetinin burada farklı olduğu anlaşılıyor. Yani senin güvenlik endişen eğer toprak bütünlüğü ise ve bu güvenlik endişeni sen masa başına giderecekken bunu hala orada kalarak sağlamaya çalışıyorsan buna razı olmuyorlar. Bu işin birinci yönü. Ama ikinci tehlikeli boyut da şu, eğer askeri tırmanma artarsa bu sefer pusuda bekleyen birisi var. YPG, PKK. Evet. Esad rejimine yaranmak, Ruslara yaranmak ve böylece yapılacak olan görüşmelere katılmak ve bu görüşmelerde istediği tavizleri alabilmek için Türkiye ile savaşmak, daha doğrusu onların yanında yer almak için can atıyorlar. Özellikle Afrin'e dönmek istiyorlar. Barış Pınar'daki yerlerine dönmek istiyorlar. Evet. Dolayısıyla böyle bir kapıyı da açacağız. Şimdi bunun dışında başka ne var? Yeni göçmen dalgaları gelecek. Ruslarla ilişkilerimiz çok kötüye gidecek. Yani say say bitmiyor. Evet. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Türkiye'nin çıkarları burada göçmenler konusu ve YPG PKK konusu. Onlara bu kozu vermeyelim. Bu işleri masada çözelim. İdlib'de bizim efendim orada bir ilhak etme, orada bir böyle baştan başa bir koridor kurma gibi niyetimiz yok ama bu koridoru sonsuza kadar da orada kalarak koruyamayacağımıza göre bunu masada çözmemiz lazım. Bir de Rusya buna şu anda çok hazır. Çünkü Rusya yalnız bir ülke. İçeride büyük ekonomik problemleri var. Ukrayna'dan dolayı sorunları var. Ve şu anda Putin de iktidarda biraz sallanıyor. Ama bir dakika, şimdi böyle derseniz Sayın Yılmaz, Türkiye yalnız bir ülke. Ekonomik krizi var. Erdoğan'ın da iktidarı sallanıyor denilebilir. Evet. Şimdi karşılıklı aynı durumda olan iki ülke o zaman. Yani Ruslar da aslında bu sorunu bir şekilde aşmak istiyorlar. Orada da onlar da daha fazla bu iş savaşa varmadan, hı hı, efendim daha fazla masraf yapmadan ya da bu iş, çünkü Türkiye'de kaybetmek de istemezler. Yani Türkiye burada aklın yolunu seçip, hı hı, bence çünkü buradaki çıkarlarımız bizim savaşa girecek çıkarlar değil. Yani uluslararası matematikte şu vardır. Bir ülkenin bir yerde asker kullanabilmesi için egemenlik sorunlarının olması lazım. Evet. Bunun dışındaki asker kullanımı barışçı harekattır, şudur. Onlar ayrı konu. Ama savaşa varan bir harekatta senin doğrudan çıkarların söz konusu olması lazım. Bakın YPG, PKK varken yapılan harekatlar doğruydu. Neden? Çünkü egemenliğimize yönelik bir tehdit vardı. Ama şimdi bunu biz masa başına sağlayacakken, zaten orada bir kontrol sağlamışken bunu en akıllı şekilde çözmemiz lazım. Bakın bu olmazsa Nisan ayında şey yapılacak, anayasa komisyonları belirlenecek. Türkiye'nin seçmiş olduğu adayların hepsini çıkaracaklar. Ve bundan sonra yapılacak Soçi görüşmelerine de Almanya ve Fransa da katılacak. Hı. Bu ne demek? Sistemden, barış görüşmelerinden yavaş yavaş Türkiye'nin dışlanması ve meydanın Ruslarla Avrupalılara kalması, bu da çok tehlikeli bir durum. Rusya'nın, Almanya'nın talep ettiği 400 zirveye katılmamasının sebebi Türkiye'nin varlığı mı? Yani anlaşamıyoruz.
Anlaşamıyoruz. Yani Batı'yla şeylerimiz tutmuyor. Çünkü onlar başından beri başka bir çizgideler. Ama Türkiye'nin de şu andaki durumda savunulacak bir durumda değil yani. Dolayısıyla bir an evvel ne yapılması lazım? Esad'la en akıllı çözümün ve Rusya ile birlikte yapılması lazım. Yaptığımız en büyük hata da şu. Esad'la doğrudan görüşmeyip Rusya üzerinden görüşüyoruz. Halbuki doğrudan görüşsek, Esad da buna hazır ve açıklamalarını da yapıyor. Ve Esad da YPG, PKK konusunda bizim kadar hassas. Evet. Yani bir de göçmenleri ona göndereceğimize göre, ona emanet edeceğimize göre konuşmamız gereken en doğru adres orası. Evet. Göçmenler dediğimiz insanlar aslında Suriye'den Türkiye'ye gelenler. Onların bir kısmı tek taraflı açıldığı için kapılar şu anda batıya gitmeye çalışıyor. Pek çoğu ülkemizde hala yaşamaya devam ediyor. Hayat kurmuş olanlar var. Sizce ne yapmamız gerekiyor Sayın Özbey? Yarın şimdi, masadan Türkiye, AKP iktidarı kazançlı kalkabilme ihtimali var mı? Bir önceki dönemde konuştuklarımızı tek cümleye sığdırırsak, Cumhurbaşkanı Rusya'ya ya ben ya Esad dedi. Evet. Bir rest çekti. Sonunda Cumhurbaşkanı'nın bu restine Rusya, Esad'ı bırakmasının imkansız olduğu noktasından hareket ederek ben Esad'la beraber devam edeceğim dedi. Şimdi kırılma noktasından bir tanesi bu. Ve bana göre yapılabilecek en hatalı rest çekme. Çünkü elinizde kartlar o kadar güçlü değilse siz buna blöf yapma olarak bakmanız lazım. Evet. Bizim blöfümüzü de gördüler ve rest çekildi. Şimdi bunun arkasından ben beklerdim ki biz başka ülkelerle bazı şeyleri ciddi şekilde halletmişiz ve onun sonunda bu rest çekildi. Böyle bir şey de yok. Sonunda işte o şehitlerimizden sonra panik içinde Milli Savunma Bakanı NATO'ya koştu. NATO'ya gidildi. Bana yardım edin dedi. Avrupa Birliği lütfen gel bana yardım et dedi. Birleşmiş Milletler aman işte gel dedi. Şimdi şunu söylüyorum. Dış politikada bazen insanların gittiği genel rotada rötuşlar yapabilir. Bu doğaldır. Ama savrulmalar yapıyoruz biz. Evet. Bizim hiçbir şekilde konuştuğumuz şeylerin bir dış politika mantığına yerleşmiş tarafı yok. Savruluyor Türkiye. Şimdi onun sonunda gittik. Sonunda NATO ne dedi bize? Dedi dördüncü madde dedi gel seninle görüşelim, görüştük. Sonunda evet görüştük dedi, teşekkür ederiz dedi, size biz dedi bakacağız neler sağlayabiliriz. Yani beni yanlış anlamayın. Oradaki alınan sonuç Türkiye için aslında bir itibar kaybıdır. İkincisi Türkiye Avrupa Birliği'ne de ben seninle görüşeyim dedi Fransa ile Almanya üzerinden. Bunun da bir işe yaramadığını görüyoruz. Çünkü Fransa dediğimiz ülke aslında Türkiye için nefret odaklı bir politika yöneten bir yüksel. Ben şimdi buna avuç açıyorum, el açıyorum. Birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler toplandı. Orada da biz aynı şekilde istediğimiz sonucu alamadık. Çünkü neden? Rusya da onun zaten Güvenlik Konseyi'nin daim üyelerinden bir tanesi. Evet. Şimdi o zaman gelip kendimize sormamız gereken şey şu. Bunlar yaşandı son 20 gün içinde. Bu savrulma sonunda ne kaybettik? Şimdi bakalım. Rusya ile artık biz stratejik bir gelecek öngöremeyiz. Evet. İki, Rusya ile ilgili göremediğimiz gibi biz bir barış süreci vardı. Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi artık onun içinde o sürecin önümüzdeki dönemde Cenevre'de bir araya gelmesi bile şüpheli hale geldi. Çünkü dengeler tamamen alt üst oldu. Hı hı. Üç, Astana-Soçi süreci ile bir üçlü dörtlü bir dolaylı yönetimle görüşme vardı. Onlar imha edildi. Evet. Ve bunun sonucunda geldiğimiz noktada Rusya ile çatışma noktasına yaklaştık. Yarın ne çıkacak bilmiyorum ama şu anda aslında dolaylı olarak orada Rusya ile Türkiye bir savaş içinde. Tabii. Adı konmasa bile. Tabii. Şimdi bunun nereye tırmanacağını da öngöremiyoruz. Şimdi onun sonunda da bu yeterli değil. Biz aynı zamanda Türkiye'de şunu başardık diyeceğim, utançla söylüyorum, başardık lafı benim mutlu olduğum bir laf değil. Daha önce bu konu Esad'la Erdoğan arasında bir husumet meselesiyken şu anda Suriye ile Türkiye arasında kan davasına dönüşüyor. Hı hı. Şimdi bunun gelecek nesillere emanet edeceği ve bizim tek amacımız bir an önce bu iç savaş bitsin, dolayısıyla bu sınırlar güvenli yapalım, göçmenler yerine dönsün ise şimdi biz Suriye üzerinden bir kan davası, çünkü bu kadar kan döküldüğüne göre, yaratan ve bunun üzerinden de hamasetle siyaset yapan bir iç politikada yarattık. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde bundan ne kazanç bekleyebiliriz? Bana göre kazanç mutlak sıfırdır.
Şimdi o zaman yarınki toplantı bana göre şöyle başlarsa bir yerlere gidebilir. Yoksa öyle başlamadığı takdirde biz orada çok ciddi şekilde hüsrana dönebiliriz. Çünkü Amerika'nın hemen onun arkasından koyduğu tavırlara bakarsak, Amerika şu anda bağışlansın amiyane tabir kullanacağım ama zil takıp oynuyor. Çünkü Suriye'den çekilmeyi planlayan, orada PKK'ya güvenli bir bölgeyi Fırat'ın doğusunda tanımlayıp ondan sonra da ben yavaş yavaş çekiliyorum, Afganistan'dan da çekiliyorum. İşte başkanlık seçiminden sonra da Suriye'yi de boşaltacağım. Zaten Irak'ta bana defol git dedi, ben ondan da çekileceğim ama bir fatura vermem lazım, petrol alırım falan. Şimdi bir anda önüne biz inanılmaz bir bonus koyduk. Dedi ki şimdi gel sen oyuna katıl. Peki nasıl katılıyor? Diyor ki bir dakika diyor, benden petrol isteme diyor, sana vermeyeceğim. S-400'lerle ilgili diyor, sende daha hesabımız var. İki, senin diyor yaptırımlarla ilgili her şeyin şurada duruyor, bir imzama bakar diyor. Hı hı. Şimdi siz celladınıza teslim olmuş idam mahkumu gibi bir tarafı bozuyorsunuz ama öbür tarafta da hiçbir kartınız olmadan teslim oluyorsunuz. Evet. Şimdi bunun üzerine biz politika mı diyeceğiz? Bunun üzerine biz nasıl gelecek inşa edeceğiz? Türkiye'nin geleceği diyoruz sizin programınıza. Bunun üzerine gelecek inşa etme şansınız yok. Onun üzerine ben şahsen yapılması gereken tek şey bu gece, inşallah öyle bir şey olur, yarın İdlib'le başlamam konuşmaya. Yarın ben, biz ikimiz de bir hata ettik derim. Sonunda gelinen noktada ikimiz de maliyet ödedik. Çünkü senin Suriye dediğin yapı şu anda benim vurmalarımla çöktü. Bunun çökmesi Suriye için iyi değil. Sonunda orada bir şey olacaksa bir güvenlik bölgelerin olması lazım. İki, senin bu yaptığın hatalar nedeniyle Suriye'yi teşvik ettin. Ama biz gel bu iki hatadan da beraberce dönelim ve geleceğe bakacaksak Türkiye-Rusya ilişkilerini işte bu bir yol bir kuşak üzerindeki geleceğin denklemi üzerine yerleştirelim. Burası bizim için tarihi bir konu olsun. Bir an önce burada barışı ve insanların geri dönüşünü sağlayalım. Ve dolayısıyla ben önce bu İdlib kilitlenmesinin içinde 3 kilometre orada 5 kilometre orada bağışlansın at pazarlığı üzerinden giderse bu iş hiçbir yere varmaz. O nedenle büyük resme tarafları odaklandırıp orada mutabık kalındıktan sonra gelin şimdi İdlib'i konuşalım dememiz lazım diye düşünüyorum. Pekala, şimdi bir göç sorunu, göçmen sorunu, o kapıların tek taraflı açılmasıyla Edirne'de Yunanistan sınırında yaşananlar çok üzücü, göçmenlerin hali çok üzücü, şehitlerimizin sayısını bir anda açıklayamayan iktidar küsuratlarına kadar göçmenlerin sayısını açıklıyor. Doğruluğu üzerine Yunanistan'dan, Batı'dan yapılan açıklamalar çok tartışma yaratıyor o rakamların doğruluğu üzerine. Önce bölge milletvekili yani Edirne en sıcak dakikaların yaşandığı yerin milletvekili olan DP Edirne milletvekili doçent doktor Okan Gaytancıoğlu'na dönelim. Pek çok göçmen var ve çok zor şartlar altında. Belki bu bir iki gündür hava sıcak ama oralarda çok soğuk, daha da soğuktu. Kaç gündür kendilerince Yunanistan'a ya da Batı'ya, Avrupa Birliği ülkelerine geçmeye çalışıyorlar. Yunanistan'ın tepkisi çok sert. Bugün daha yine bir kişi hayatını kaybetti açılan ateşle. Kaçak botlardaki çocukları görüyoruz. Bu tek taraflı göçmen politikası ile ilgili ne söylemek istersiniz? Devam etmek istiyorum. AKP hızla eriyor. Yani herkes AKP'nin bir daha iktidar olacağını, olamayacağını görüyor. Yani Suriye'yi de kendine bir çıkış noktası olarak görüyor AKP. Nasıl ki Libya'yı hatırlarsanız biz Libya konusunda hayır dedik meclise tezkere geldiği zaman. Alelacele meclis tatildeyken 2 Ocak günü yılbaşından bir gün sonra topladılar. Ve ne işimiz var Libya'da diye söyledik. Çünkü bize bir terör saldırısı yapılmıyor ama Suriye'de bir terör saldırısı var. O yüzden orada ve göçmenler sorunu var dedik. O konuda haklıydık. Türkiye şu anda bir bedel ödüyor. Şimdi benim ilim Edirne'de aynı bedeli ödemeye başladı. Yani bir devlet sınırından gireni kontrol etmek zorunda olduğu gibi çıkanı da kontrol etmek zorunda. Dediğiniz gibi sizin
de bahsettiğiniz gibi sayılar veriliyor. Yani bu sayılar nasıl tespit edildi, hangi kameralarla, hangi sayılarla, hangi numaratörlerle tespit edildi, bu kadar göçmeni biz göremiyoruz. Ve kaldı ki Suriyeli göçmenler deniyor. Belki de bizim tespitlerimize göre %70'i Suriyeli değil. Yani Afganlı var içerisinde, Pakistanlı, İranlı, hatta Türkler var. Yani terör örgütlerinden kaçan ya da terörden suçlu olan ya da başka suçları olan kişiler, işte Almanya'ya geçebilmek, Yunanistan'a geçebilmek, Avrupa ülkelerine geçebilmek amacıyla bir umut içerisindeler. Ama çok ciddi sorunlar var ve mülteciler şu anda bir baskı aracı olarak görülüyor, kullanılıyor diyelim. Evet. Sonuç alacağını beklemek hayaldir, insani de değildir bize göre. Yani 3-5 yaşında çocuklar var orada, biz onları gözlemledik. Yani halkımız da duyarsız bir halk değil. Yani özellikle Edirne halkı zaten çok duyarlı. Yani biz pazartesi günü il başkanımızla beraber dolaştık. Yani halk biliyoruz, yani çiftçilerimizin sorunlarını çok yakından takip ettiğimiz için sürekli köylerdeyiz. Zaten birkaç köy ve sınır boyunda geçebileceği yerler de belli. Oralara yığılmışlar. Doyran köyümüz var, oraya gittik. Yani Doyran köyünde çiftçiler ayçiçeğinden, buğdaydan yeterince para kazanamadıklarından dolayı hep borç konuşuyorlardı. Tarım Kredi'ye borcumuz var, Ziraat Bankası'na borcumuz var, gübre alacağız. Evet. Bunu konuşuyorlardı. Çay parası bazen ceplerinde bulamıyorlardı. Hatta hep sohbetlerimizde şunu diyorduk, gece saat 9'dan sonra kahvelerde kimse kalmıyor çünkü ceplerde para kalmadı. Bunları konuşurken tabii göçmenler gelince, yani son artık tükenmişliklerinle göçmenlere yardım etmeye çalışıyorlar. Evlerinde son ellerinde avuçlarında kalan paralarla çay ısmarlamaya çalışıyorlar. İnanın çok kötü görüntülerdi. Yine bazı yurttaşlarımız araçlarının arkalarına çeşitli gıda maddesi, giyecek koymuşlar. Onlara yardım ediyorlardı. Yani ama bu da bir sorunu çözmüyor. Çünkü orada insanlar karşıya geçmek istiyorlar. Karşıya nasıl geçecekler? Bir yanda kapıları açtık dediler ama dün ben genel başkan yardımcımızla görüştüm. Ünal Çeviköz'le, Sayın Ünal Çeviköz'le karşılıklı görüşmeler yapılmış. Geçebilen sayısı 700 civarında. Ve bunlar da aynen geri iade edilmiş. Bugün sizler de görüntülerini verdiniz. Hatta bir ölü var. Yani evet, bir mülteci Yunan tarafından öldürüldü. Gaz sıkıldığını gördük. Su sıkıldığını gördük. Ateş edildiğini biliyoruz. Yani karşıya geçenler üzerlerindeki malzemeler alınarak, hatta giysiler alınarak tekrar geri gönderiliyor. Yani öyle karşıya geçen, Yunan tarafına geçen 130 bin kişi yok. Belki 100 kişi bile, 200 kişi bile geçmemiştir. Sınırda tampon bölgede duruyor. Edirne Pazarkule görüntüleri veriliyor ama Edirne'nin Meriç Nehri boyunca işte Meriç Küplü var, Adasaranlı kesimi var. Daha aşağıda Karpuzlu bölgesinden geçmek isteyenler var. Buralarda insanlar hep bir umut, işte bot bulmaya çalışıyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Bekliyorlar. Niye bekliyorlar? Çünkü dediğim gibi AKP bir daha iktidar olamayacağını görüyor ve konuları Türkiye'de ekonomi konuşulmasın, Türkiye'de yoksulluk konuşulmasın, Türkiye'de işsizlik konuşulmasın, yani halkın gerçek gündemi konuşulmasın diye konuları aslında saptırıyor. Yani dediğim gibi Suriyelilerden çok Afgan ve İranlılar var ve bunlar otobüslerle geliyor. Demek ki belki bir merkezden bunlar gönderiliyor ve kapılarda bekletiliyor. Yani Suriye sınırı yol geçen anına çevrilmişti ama Yunan sınırı böyle değil. Yani biz ne kadar kapıları açsak da karşı taraf bunlara izin vermiyor. Yani bu kadar bir iş bilmezlik değil. Bu başka bir politika, siyasi bir manevra olarak görüyoruz. Yani bir de şu tabii ki yanlış. Yani Yunan tarafının yaptığı da yanlış. Çünkü burada mülteciler konusunda adeta Avrupalılar vicdanen rahatsız olsun da bunları alsın mantığı da var. Evet. Ya da Avrupalılar bunları almadıkları için dünyaya bak şikayet ediliyor mantığı var. Yani bunlar yanlış politikalar. Yani bir yanlışı tekrar yanlışla devam ettirme politikaları. Ve şimdi hava soğuk, gece çok soğuk. Gündüz de biraz ısınsa da yakında yağmurlar başlayacak. Ben bu akşam yağmur vardı ama daha yağmamış.
Ama yağmayacağı anlamına gelmiyor. Yani peki bu göçmenler daha ne kadar burada kalacaklar? Daha ne kadar bu süre yardım edilecek? Valiliklerin, çeşitli belediyelerimizin yardım ettiklerini biliyorum, halkımızın yardım ettiklerini biliyorum ama yani hiçbir şekilde Avrupa'nın da bu kadar mülteciyi kabul edeceğini ben umuyorum. Ve bu politika devam ederse, az önceki konuşmacılar da bahsetti, hı hı. Yanlış politikalar devam ederse daha yeni mülteci akınlarının da olacağını biliyoruz. Bunlar yanlış. Ama bakın Avrupa ne yaptı? Hemen toplandı. 700 milyon avroyu hemen Yunanistan hükümetine verdi. Peki bize ne verdiler? Hani biz 40 milyar dolar harcamıştık ya. Yani karşılığında bir şey alabildik mi? Yani dış politikada çıkarlar söz konusudur. Dış politikada böyle karşılıklı bize iyi davrandılar, bize yardım edecekler mantığı yoktur. Evet. Yani her ülke kendi çıkarını düşünür ve düşünmek zorundadır. Dolayısıyla ve benim de aslında çalışma konum tarım politikası. Tarım politikasında da şu vardır. Her ülkenin kendine özgü bir tarım politikası vardır. Kimse başka ülkenin tarımını iyileştirmek için çalışmaz. Herkes kendi ülkesinin çiftçisini düşünür, düşünmek zorundadır. Herkes kendi ülkesinin gıdasını, sağlıklı gıdaya ulaşmayı düşünür. Başka ülkeleri siz ancak ticaret yaparsınız, mal satarsınız ve sağlıklı ürünleri satın almayı düşünürsünüz. Dolayısıyla dış politika da buna benziyor. Yani siz işte biz mültecileri böyle bir görüntüler verelim. Karşı tarafta alsın. Hayır, karşı taraf ne yapıyor? Gaz sıkıyor. Karşı taraf su sıkıyor. Hatta ateş ediyor. İstemiyor. Yani niye? Bu politika yanlıştı. Bu politikanın devam ettirilmesi de yanlış. Olan kime oluyor? Olan işte 1 yaşında, 2 yaşında çocuklara oluyor. Korkuyorlar. Ne olacakları belli değil. Yani şimdi ceplerinde biraz para var. Mültecilerin ceplerinde biraz para var. Bakkaldan alışveriş yapabiliyorlar ama birkaç gün sonra yani Edirne'deki yurttaşlarımızın da çiftçilerimiz olsun, diğer görüştüğüm insanlar olsun söyledikleri şey şu. Birkaç gün sonra bunların paraları biterse ne yapacaklar? Yani yardım edilmezse veya bu sorun çözülmezse bunlar saldırıya geçerler. Yarın öbür gün işte buğdaylar büyümeye başlayacak, zarar verilir. Hayvanlarımız var, ne olacak gibi düşünceler de yok değil. Yani bunları siyasi malzeme konusu yapmamak lazım. Bu sorunun çözümü dediğim gibi diplomasiyle çözülmesi lazım. Başka bir çözüm ben göremiyorum. Sayın Metin Çorabatır'a dönmek isterim. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Çorabatır. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sormak isterim. Şimdi göçmen mevzu evet İdlib'de yaşananlarla beraber birdenbire Türkiye'nin batısına da yansıdı. Ama oysa ülkemizin içinde zaten var olan bir sorundu. Özellikle son yıllarda Suriye kaynaklı. Suriyeli göçmenler veya diğer ülkelerden olanlar Türkiye'deyken bir sıkıntı yaşamadı Avrupa Birliği. Çeşitli sözleşmeler yapıldığı değerlendiriliyor. Paralar akıtılıyor. Bir yandan 40 milyar euro harcadık diyen bir iktidar var. Ama Türkiye'nin dört bir yanına dağılan göçmenler. Şimdi bu şartlar altında artık batıda bir yığılma olacak ve batıya geçmek isteyenlerin olduğunu görüyoruz. Ölenler var ne yazık ki aralarında. Herhalde birkaç parçada değerlendirmek lazım bu durumu. Öncelikle Avrupa'nın bu göçmenleri almama durumu olabilir mi? Tek taraflı kapı açıldı, o tarafa doğru gittiler. Yani uluslararası sözleşmeler, bugün iktidardan böyle şey olmaz almalılar şeklinde açıklamalar var. Uluslararası hukuka aykırı orada bekletmeleri, vurmaları şeklinde açıklamalar var. Bu doğru mu? Önce bunu öğrenmek isterim. Şimdi dün ve bugün Ankara'ya önemli ziyaretçiler oldu. Bunlardan birisi... Özür dilerim Metin Bey, biraz kameranızı çekerseniz kendinize. Doğru, üstten. Tabii. Biraz. İyi tamam. Mi? Şimdi tamamdır. Sağ olun. Aslında şu kulaklığımı çıkarttım çünkü yankı yapıyor. Peki. Özür dilerim. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, evet, buyurun. Ama şimdi, kulaklığınızı çıkarttığınızda buraya yankı yapıyor. Onu takarsanız çok iyi olur. Tamam, özür dilerim. Tekrar takıyorum. Metin
Sayın Bey'in hazırlanmasını bekliyoruz. Göçmen sorunu hepimiz için sıkıntı. Bir yandan da şöyle bir soru da geliyor beraberinde. Avrupa'nın Suriye'ye bakışı, göçmen kendilerine doğru ilerleyince acaba değişecek mi? Örneğin Angela Merkel'den hemen bir açıklama geldi. Onu konuşacağız sonra vaktimiz yettiğince. Metin Bey hazır mısınız? Hazırım. Özür dilerim bu teknik. Estağfurullah. Biraz geriye doğru yaslanın. Başlayın anlatmaya. Tabii. Dinliyoruz biz sizi. Tabii. Dün iki yüksek düzeyli yetkili geldi Ankara'ya Avrupa Birliği'nden. Birisi Josep Borrell. Kendisi Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilcisi. Aynı zamanda Lamerzic, o da Avrupa Birliği'nin kriz yönetimiyle ilgili yüksek temsilcisi. Kendileri savunma bakanı. Evet, bu sefer de bir bağlantı sorunu var galiba. Tekrar bakıyor arkadaşlarımız. Ben bu arada o zaman şu soruyu yöneltmek istiyorum Sayın Sait Yılmaz'a. Kapıya dayanmasıyla beraber Avrupa'ya rakamlar tutsun, birbirini tutmasın. 130 bin olsun, 10 bin olsun. Bir sıkıntı yaşıyorlar ve bunu çok sert bir şekilde çeviriyorlar. Angela Merkel'in bir güvenli bölge olabilir aslında şeklinde açıklaması oldu. Bu 1-2 gün içerisinde birkaç defa. Evet. Fakat bugün şunu belirtti. Dedi ki güvenli bölge olabilir ama sorumluluğu Türkiye'ye verilmemek şartıyla. Yani evet. Şimdi başından beri telaffuz edilen AKP iktidar tarafından ama tabii sorumluluğu Türkiye'de olmak kaydıyla telaffuz ediliyordu. Evet. Bir güvenli bölgenin olabileceği yönünde değerlendirme yapıldı ama dedi Türkiye kontrol etmeyecek. Evet. Bu saatten sonra bir güvenli bölge olabilir mi? Bu saatten sonra ülkedeki yaklaşık 3,5-4 milyon Suriyeli oraya akıtılabilir mi? Şimdi tabii aynı şeyi Rusya da söylüyor. Bir güvenli bölge olabilir ama bu diyor bizim kontrolümüz olacak. Yani evet. Türkiye'nin kontrolünde olmayacak. Bu tabii karşılıklı güvensizliklerin bir sonucu olduğu kadar tabii bu ülkelerin artık o bölgede Türkiye ile ilgili endişelerinin ve Türkiye'nin oradaki politikalarla ilgili rezervlerin bir sonucu. Evet. Keşke durum bu hallere gelmeseydi. Çünkü biz Avrupa ile olan ilişkilerimizle bu göçmen kapılarındaki kontrollerin kaldırılmasıyla beraber 2016'daki anlaşmayı da bir kenara atarak AB ile de kapıları da, yani daha da köprüleri de atmış olduk yani. Evet. Şimdi benim aldığım haberler Almanya özellikle Merkel durumu izliyor. Olayın vehametine göre bir tedbir alacaklar. Hı hı. Ama şu an geldiğimiz aşama çok da dostane bir aşama değil. Ve Rusların ifadeleriyle de şu ana kadar İdlib bölgesinden 35 bin kişi kadar bir insan çıktığını söylüyorlar. Ama arkasına diyorlar ki bu çıkanların çoğu diyorlar teröristlerin aileleri. Evet. Dolayısıyla bu bir böyle tavşan kaç tazı tut hikayesine döndü. Karşılıklı güvenin olmadığı bir sisteme döndü. İşin içine Birleşmiş Milletler yok. Biz Birleşmiş Milletler'e diyoruz ki oraya bir insani yardım gitsin. Orada bir efendim yeni rotalar kuralım. Bunu en başta Rusya veto etti Çin'le beraber. Hı hı. Dolayısıyla ne Birleşmiş Milletler'de ne efendim diğerleri arasında Türkiye'nin istediği çözümü destekleyecek bir adres bulmamız çok zorlaşıyor. Peki ne olacak? Ne olacak? Yani bu kadar insan ne olacak baktığımız evet. zaman bir yandan da? Bu kadar insan ne olacak? Oturup masada anlaşacağız. Esat'a söyleyeceğiz. Hı. Esat diyecek ki ben bu insanları kabulleneceğim, şu şartlarda kabulleneceğim. Yani bunların ne Avrupa'ya gitmesi çare, ne Türkiye'ye gelmesi çare. Bunlar bulundukları yerlerde hayatlarına devam etmeli. Ama bununla ilgili gerekli garantileri de Esat rejimi vermeli. Hı hı. Esat da zaten bunu söylüyor. Yani yuvalarına geri dönmeliler aslında. Yani yuvalarına hem Türkiye'dekiler dönmeli hem de oradakiler bu tarafa gelmemeli. Yani insanları, hani şimdi iki türlü göç var. Bir başka ülkelere gidenler var. Evet. Bir de Suriye'nin içinde yer değiştirerek, o da çok büyük bir nüfus. Bir de onlar var. Bu ikisine birden bir çözüm bulmak lazım. Bu da nedir? İnsanların mutlu olduğu yerde kendi vatanlarında yaşamasıdır. Sayın Özbey size döneceğim ama şimdi Skype bağlantımız hazır. Sayın Metin Çorabatır'la umuyoruz ki bu kez bir sorun yaşamayacağız. Sayın Çorabatır beni duyabiliyor musunuz? Çok özür dilerim bu teknik hata yüzünden kesildi. Estağfurullah evet, efendim. Buyurun, şunu sormuştum. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa'nın bu giden göçmenleri sayısı ne olursa olsun alması gerektiğini ifade ediyor. Uluslararası hukuka aykırı bir şey yaptıklarını
söylüyor onların. Ama diğer yandan şunu düşünmeli miyiz? Evet, öyle mi yapıyorlar? Yani bir yandan bazı anlaşmalarla, yıllardır bazı ödemelerle bu göçmenlere bakacağını söyleyen Türkiye bugün tek taraflı kapıyı açtığında Avrupa'nın gösterdiği tepki de nasıl değerlendirilmeli? Ne söyleyeceksiniz? Şimdi yarım kaldı demin söyledim. Bu ne yapacakları Avrupa Birliği'nin reaksiyonunun biraz muğlak da olsa işaretlerine yapılan açıklamalarda, Ankara'da yaptıkları temasların ardından yaptıkları açıklamalarda görebiliyoruz. Birincisi, İdlib'de Türkiye'ye destek veriyorlar. İnsani yardımın oradaki dramatik sonucu azaltması, onun etkilerini azaltması için insani yardıma yol verilmesini, hatta 170 milyon yeni bir paket açıkladılar. Bunun 60 milyonu da sanırım İdlib'deki insani yardıma gidecek dediler. Yunanistan sınırı konusunda da şunu dediler. Aslında önce olumsuz bir yaklaşım koydular. Türkiye'nin tek taraflı attığı adımlar bu sorunun, kendi sorunlarının, mülteci sorunun çözümüne yardımcı olmayacaktır diye bir uyarı var. Fakat daha sonraki bildirinin sonunda da yine işbirliği ve bu Türkiye'nin 2016'da Avrupa Birliği ile vardı mutabakatı dile getirdiler. Burada sorunlar olduğunu söylediler. Hı hı. Mutabakatın sadece maddi yardımdan oluşmadığını, vize serbestliği, gümrük anlaşmasının revize edilmesi gibi konuların da bu pakette olduğunu, yarın ve cuma günü Avrupa Dışişleri Bakanları, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Zagreb'de toplanacağını hatırlattılar. Ve bütün bu konuların demektir ki benim okuduğum kadarıyla 18 Mart 2016 mutabakatında gözden geçirileceği. Burada bir esneklik görebiliyoruz. Belki Türkiye'ye biraz daha yeni bir paket sunma olabilir. Yeni bir yardım paketi. Çünkü bu bahsettiğimiz mutabakat Türkiye'ye verilen veyahut da verilmekte olan hala 3 artı 3 milyar eurodan sonra bitecek çünkü. Yeni bir paketin olabileceğini, muhakkak sorun devam ettikçe Türkiye'ye yeni bir paket geleceğini bir şekilde imalı da olsa açıkladılar. Ama sınırdaki insanlar için biraz daha net açıklamanın ön kısmını şunu okuyoruz ki bu biraz Türkiye'nin tek yönlü bir hareketi oldu. Zorlamaya yönelikti sınırı ama bu konuda herhalde Yunanistan'ın arkasında duracağız demeyi kastettiler. Yani aslında Avrupa Birliği'nin bu mültecileri almak gibi hukuki bir zorunluluğu yok, anladığım bu sizin anlatımlarınızdan, öyle mi? Şimdi şöyle, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 protokolü, New York protokolü temel uluslararası mülteci hukukunun temel belgeleri. Bir de insan hakları evrensel beyannamesinin 14. maddesi sığınma hakkını temel bir insan hakkı olarak belirliyor. Bu sözleşmeler açısından baktığımızda zulümden, savaştan kaçan insanların bunlara kapıyı, bu sınırları açma yükümlülüğü bütün devletlerin, bu sözleşmeleri taraf olsa da olmasa da bütün ülkelerin yükümlülüğü, bu uluslararası hukukun, mülteci hukukun temel belgeleri bunu söylüyor. Bu, Türkiye bu açıdan yaklaşıyor. Evet, bu insanlar geldiler ve geçiyorlar. Bu insanlar mülteci mi değil mi? Geldikleri ülkeler, bu Yunanistan sınırına gidenlerin çoğu, bir kısmı giderek artan sayıda Suriyeli olduğunu da anlıyoruz ama çoğu Afgan, Uzak Doğulu ve hatta Afrikalı insanlardan oluştu. Ve çoğu da Türkiye'deki sığınma sistemine kayıtlı olmayan insanlar. Zaten bir şekilde, düzensiz bir şekilde Avrupa'ya gitmeyi düşünen insanlardı. İlk fırsatta bunlar yola çıktı. Evet. Ama sebepleri ne olursa olsun
geldikleri ülkelerdeki duruma baktığımızda, mesela Afganistan'da daha yeni Taliban'la Amerika bir anlaşma imzaladı ama Afganistan'ın hiçbir yerinde dürüst bir güvenlik yok. Bu açıdan baktığımızda Türkiye üzerinden de geçse, Türkiye'de de tam bir koruma görmedikleri için bir güvenli bölgeye gitme haklarını kullanmak istiyorlar. Bu açıdan evet, Avrupa'nın açması gerekiyor sınırlarını. Ama bir de realite var. Bir yandan da varılan bir anlaşma var. İşte bu anlaşma sanırım, yani demin bahsettiğim 2016 anlaşması mutabakatının tekrar gözden geçirilmesi gerekecek. Belki Türkiye'ye daha fazla bir şey yapılacak. Öbür türlü yine bu bildiride yaptıkları açıklamada şunu diyorlar. Bu tek kavramlı adım, Türkiye'nin attığı adım, sadece bu insanlara zarar vermeye devam edecek. Anladım. Yani yaşanan olayların, o acı olayların şeyini, biraz sorumluluğunu Türkiye'ye yönlendirmek gibi bir tavır hissediyorsunuz bu açıklamada. Şunu sormak istiyorum son olarak. Yunanistan'da. Ha, buyurun. Şunu takındığı tavır, yani aşırı şiddet kullanması, ateş açması, 3 kişi öldü, denizde boğulanlar oldu. Evet. Bunlar hiçbir insan hakları sözleşmesi ve tavrıyla da bağdaşabilir değil. Burada bir tıkanma var. Yunanistan'ın kendine göre çok fazla tecrübe aldı. Adalarda bu olaydan çok önceden de büyük bir sıkıntı vardı. Adalarda mültecilere yardım eden Yunanlı insan hakları kuruluşlarına saldırılar düzenlendi. Sopalı saldırılar düzenleniyor. Güvenlik kuvvetleriyle böyle aşırı sağcı Yunanlılar arasında çatışmalar oluyor. Neredeyse bir savaş görüntüsü var. Yunanistan'da bir süredir Avrupa'yı eleştiriyordu. Ben diyor, bir sene içinde tüm Avrupa Birliği sahası içinde yapılan sığınma başvuru %18'i bana yapılıyor. Benden bu insanları alıp Avrupa Birliği içinde daha adil dağıtın diyor. Ve bu çağrısı da aynı Türkiye'nin şikayetleri gibi Avrupa'da karşılık bulmuyordu. Peki, herkes biraz sayın, bir açıdan haklı. Sayın Çorabatır, bağlantımız pek sağlıklı değil. Sesiniz kesik kesik geliyor. O yüzden şu soruma çok kısa bir yanıt rica edeceğim sizden. Bugün güvenli bölge oluşturulsa Suriye'de, ülkedeki Suriyeliler o güvenli bölgeye gönderilmeye zorlanabilirler mi? Artık gidip ülkenizdeki güvenli bölgede yaşayın diye. Şimdi Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir açıklama var. Şu anda Suriye'ye mültecilerin gönüllü geri dönmesi için ortam müsait değil. Hani Esad'la anlaşarak bu insanların gönderilmesi kesinlikle söz konusu değil. Bu insanlar Esad'ın zulmünden kaçmış mülteciler. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de yeni bir anons yapıncaya kadar demektir ki Suriye'de güvenli bir ortam yaratılıncaya kadar mültecilerin geri dönüşü söz konusu değil. Yani öyle bir Suriye'nin itiş, bütününde bir güvenli bölge oluşturulmalı. Suriye'nin bütünü güvenli olmalı. Bir güvenli bölge oluşturulması yeterli değil diyorsunuz, öyle mi? Zaten İdlib'de şu anda nasıl bir güvenli bölge olacak, nasıl şey yapacak? Eğer yaratılabilirse belki bir kısmı gönüllü olarak dönebilir. Ama burada zorlama olamaz. Bu güvenli bölge sanırım daha çok 1 milyonun üzerinde sınırlarımızda birikmiş. İdlib'deki saldırılar üzerine yukarı çıkmış, kuzeye çıkmış insanları orada tutmak için düşünülen bir bölge. Yoksa 4 milyonu bu dar bölgede nasıl şey yapacaksınız, yaşatacaksınız? Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için Sayın Metin Çorabatır. Kolay gelsin efendim çalışmalarınızda. Sayın Mustafa... Ses sorunu için kusura bakmayın. Estağfurullah. Sayın Mustafa Özbey, söyleyecekleriniz vardı. Sizden de alalım. Çok da az zamanımız kaldı. Ben kısa kısa hepinize söz vererek bitirmek istiyorum şöyle yayını. Şöyle söyleyeyim. Stratejideki hatayı taktik tedbirlerle çözemezsiniz. Türkiye, insanlık tarihinden beri Anadolu göçlerin geçiş yoludur. O nedenle böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız
olmazsa olmazınız sizin partiler üstü bir göç ve bununla ilgili stratejinizin olması. Türkiye'nin eğer böyle bir stratejisi olsaydı, baştan böyle bir konu Türkiye'nin içinde olmazdı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Meksika'dan gelenler için duvarlar örerken, biz buyurun herkes geçsin vizeleri kaldırdığım gibi bir bırakınız stratejisizliği, yani vizyonsuzluk, her şeyli sıfır olan bir şeyin sonunda bu bizim üzerimizde kaldı. Avrupa'nın bunları alacağını beklemeyin. Avrupa Birliği şu anda bambaşka bir şekilde kendi iç konularını çözüyor ve oradaki milliyetçi ve faşist yaklaşımlar böyle bir dış göçün gelmesini engelliyor. Evet. Bizim bu stratejik hatamıza, yani göçmenlerle ilgili stratejimizin olmamasının hatasına bir de geri kabul anlaşması yaparak kendi kalemize bir gol daha attık. Evet. Şimdi bunun adına politika diyorsak ben politikayı bilmiyorum. Çünkü bunlar yaşamsal önemde. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin iki beka sorunu var. Bir tanesi Büyük Marmara depremi, öbürü de bu gelen göçmenler nedeniyle Türkiye'deki demografik çöküş. Şimdi bunu görmez isek biz, bunu şimdi buralara şuralara bir şeyleri yerleştirdik, bu oldu. Olmayacak. Sonunda biz, çok açık söylüyorum, Mahmur kampı diye bir kamp vardı, bilir misiniz siz onu? Evet, tabii. Irak'ta 30-40 bin kişilik bir kamp. Oranın nasıl bir terör örgütünün eğitim kampı olduğunu ondan sonra biz yaşamadık mı? Evet. Şimdi bizim güney sınırımıza milyonların yerleşeceği, kimin tarafından ne yapılacağını bilmediğimiz bir çözümü ondan sonra gidiyoruz, diyeceğiz ki biz bunu başardık ve oralara biz güvenli olarak insanları yerleştirdik. Ben şunu söylüyorum, Türkiye'nin gerçek beka sorunu şu anda başlıyor, daha başlamadı. Şimdi dolayısıyla ortada bizim bu konuyu efendim yine partilerin kendi aralarında alver egzersiziyle baktığı ya da birilerine vatana ihanetle hani suçlandığı bir boyuttan biz ne yapıyoruz, bu ülke nereye gidecek diye bakmak mecburiyetindeyiz. Son söze yaklaşırken şunu söylemekte büyük yarar görüyorum. Biz dikkat ederseniz ben hep konuyu İdlib'in dışına çıkarmaya evet. çalışıyorum. Bir konu daha var. Şu anda biz adeta İdlib ve Suriye ile büyük resmi görmeme körlüğünü yaşıyoruz. Nedir büyük resim? Büyük resim, tekrar söylüyorum, Türkiye ile ilgili bir genel planın Sevr'in ikinci sürümü dediğimiz formatta uygulanması. Ona baktığımız zaman 3 tane yer var. Bir tanesi Kuzey Irak, başardılar. Şu anda artık orada bir otonom Kürt devleti var, nokta. İkincisi Suriye, bununla ilgili çok mesafe alındı. Ama tekrar söylüyorum, Irak'taki taktik düzeydedir Türkiye'nin stratejik bakışı açısından. Suriye'deki operatif düzeydedir ama jeopolitik ve stratejik düzeyde olan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'tadır. Şimdi biz burada oyalanırken öbür tarafta korkunç şeyler oluyor. Mesela sadece 10 gün içinde Hafter dediğimiz o kişiyle Fransa'sı görüştü, İtalya'sı görüştü, Alman'ı görüştü, Amerikalı'sı görüştü. Biz neyle uğraşıyoruz? İdlib'de işte şu olacak, bu olacak falan bununla ilgili konu. Şimdi dolayısıyla son cümlelerinizi alalım, zamanımız çok daraldı. Şu anda bizim en büyük jeopolitik kaybı yaşayacağımız yer Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'tır. Ama biz İdlib'de uğraştığımız için bu büyük resmi görmüyoruz ve şu anda Doğu Akdeniz'de de bizim stratejik partnerimiz olabilecek tek ülke Rusya Federasyonu iken onunla da şimdi bu konu üzerinden tamamen köprüleri atıyoruz. Çok tehlikeli bir gidiştir. Sayın Yılmaz. Ben Sayın Özbey'in konuşmalarına aynen katılıyorum. Ancak hiç konuşmadığı bir konu var. Bu çok önemli bence. Türkiye'yi nasıl kandırdılar son 2 aydır? Bu James Jeffrey denen adam aslında Amerika'da çok düşük profilli bir adam. Bu adamın Türkiye'ye söylediği konu şu. Efendim Rusya ile diğer ülkeler anlaştılar, İran. Efendim kendi aralarında Suriye'yi bölecekler. İran'a Şam'ı ve İsrail ve Ürdün sınırlarını veriyorlar. Rusya batıyı alıyor. İşte siz bizle anlaşırsanız oradan çıkmayın. Biz buradan çıkarken buraları size bırakacağız. Bunu söyleyen James Jeffrey. Yani bizim şu anda hesabımızda şu var. İdlib'de ne kadar dayanırsak onun karşılığında yukarıdaki İdlib'de dayanırsak onun karşılığında kuzeydeki bölgeleri alırız. Bunun evet. pazarlığını yapıyoruz. Ben Amerika'nın sözüne ne kadar dayanacağını YPG PKK'da gördüm. Şimdi onu diyecektim. Evet. Amerika YPG ve PKK'ya evet. o bu bölgeyi... aynı adam. Yani bu adamın sözüne güvenerek biz Amerika'nın yanından gidip Ruslarla çatışmaya sokuluyoruz. Yani oynanan oyun bu. Ama bilinmeyen bir şey var. Aslında burada ABD ile Rusya anlaşmış. Yani bizi burada çatıştırarak kendilerinin başka Türkiye ile ilgili planları var. Peki acaba kandırıldık mı yoksa bile bile
atladık mı yani, akıllı mı sandık? Amerika bizim aklımızı çeldi burada. Şimdi biz şeydeyken, Aralık ayındayken aslında Libya'ya giderken aslında İdlib'den vardı. Ama orada James Jeffrey geldi, bazı pazarlık, bu pazarlıklar da Türkiye ile Amerika'nın Suriye'nin içine kendilerinin beraber bir bölgeyi kontrol etmesiydi. Bunun karşısında da biz ne yapacaktık? Ruslarla bu İdlib konusunda şey yapacaktık, karşı karşıya gelecektik. Halen bu oyun devam ediyor. Evet. Bu oyunun farkına varmamız lazım. Sayın Gaytancıoğlu'na dönmek istiyorum son sözünü almak için. Ne söyleyeceksiniz efendim? Türkiye İdlib bataklığından, daha doğrusu Suriye'deki bu durumdan, sıkışmışlığından ve aynı zamanda yalnızlığından kurtulabilecek mi? Evet, tabii politika değişikliğiyle, yani hep başından beri söylediğim olay şu: Cumhuriyet'in kurucu değerlerinde aslında hep var. Sonuçlara göre değil, nedenlere göre siyaset yapmak lazım. Ve böyle günübirlik politikalar değil, kalıcı politikalarla ve diplomasiyle bu işi çözmek zorundayız. Yani sorun çok ciddi. Yani dakika ve skor verir gibi şu kadar mülteci Yunanistan'a geçti haberleri veren bir İçişleri Bakanı, bu mültecilerin yarattığı güvenlik sorunlarından acaba haberdar mı? Bu arada verilen rakamların doğru olmadığını tüm konuşmacılar söyledi. Akılcı bir yönetim ve diplomasiyle bunları sınıra kitleler halinde yiyeceğimize, eğer Avrupa'ya göndermek istiyorsak veya tampon bölge oluşturmak istiyorsak, bu yine karşılıklı görüşmelerle ve güç göstererek olması lazım. Bu güç de bu kadar dış borcu olan, bu kadar dışa bağımlı, yani kendi ekonomisini dahi yönetemeyen, küresel sermayeye bir takım tavizler vermiş, bu kadar yüksek faizleri olan bir ülke için zor. Yurt dışına kaçmaya çalışanların arasında terör örgütleri mensuplarının olduğunu da biliyoruz. Yani ülke olarak halimiz maalesef araya karışır, Avrupa'ya giderim diyen, bugün bütün televizyonlarda çıkan bir Konyalı yurttaşımız vardı. Ona benziyor. Yani Amerika ile Rusya arasında gidip geliyoruz. Aslında biz de büyük bir gücüz, gücümüzün farkında değiliz. Her gidiş gelişimizde ödediğimiz bedeller var, acılar kalıyor. AKP baştan beri bu işi hep Avrupa ile para pazarlığı yaparak çözmeye çalıştı. Mülteci sorununu insani yanıyla hiç ilgilenmedi, derdi. Yine hep para olarak ben de görüyorum. Yine Sayın Yılmaz söyledi. Bu konuda başka bir uyarımız da şudur: aşırı sağ yükseliyor Avrupa'da. Yani bu yaşanan ekonomik, toplumsal huzursuzluklar yabancı düşmanlığını daha çok körükleyecek, aşırı sağ güçlendirecek. Şimdi AKP ile tırmandırılan mülteci krizi bu aşırı sağcıların ekmeğine yağ sürecek ve bizi, eğer güçlü durmazsak, diplomatik bir şekilde durmazsak ve birlik olmazsak içeride, daha büyük sorunlarla karşı karşıya gelecek. Aslında Atatürk her şeyi çok basit olarak söylemiş. Tekrar söylüyorum, yurtta barış, dünyada barış politikasını biz tekrar hayata geçirip tekrar güçlü bir devlet olduğumuzu herkese gösterirsek, yani tekrar ara bulucu ülke konumunda olursak her şeyi çözebiliriz. Çünkü ileride daha zor günler bizi bekliyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Gaytancıoğlu. Bir cümleniz vardı biraz önce. Eğer aklınızdaysa o cümleyi alayım ve bitireyim. Şimdi hemen söyleyeyim. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaştıkları konusu çok üzerinde durulması gereken ve bana göre çok soru işaretleri olan bir konu. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Esad'ın indirilmesini büyük bir konu olarak öne çıkardı. Son söz, şu anda HTŞ dediğimiz örgütü terör listesinden çıkarmaya çalışan, dolayısıyla Rusya'nın oradaki kazanımların hepsini dibine oymaya çalışan bir yapı içinde. Dolayısıyla onu kullanırken biraz daha bu iki noktayı da dikkate alarak kullanmak gerektiğini zannediyorum, düşünüyorum. Zannediyorum apayrı bir program daha yapıp uzun uzun konuşmak gerekecek. Çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız için. Ankara'daki konuğumuz CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Esenyurt Üniversitesi'nin Sait Yılmaz ve az önce Skype yayınımıza katılan Sayın Metin Çorabatır'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin Geleceği programı burada sona erdi. Saatler 23'ü gösterdiğinde Murat Taylan'la Gün Bitiyor başlayacak. Sakın kaçırmayın. Haftaya aynı gün karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.